Değerli öğrenenler, sizler için birçok ders özetini hazırlamaya devam ediyoruz. Kanalımızda hali hazırda 1000'den fazla dersin özetine ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda 500'den fazla soru-cevap videosuna ulaşabiliyorsunuz. Kanalımızın daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için kanalımıza abone olabilirsiniz. Kaliteli içerik üretimine devam edebilmemiz, daha fazla izleyici kitlesine ulaşabilmemiz ile de mümkün olacaktır. İzlediğiniz videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. İçeriğin arkadaşlarınıza da faydalı olacağını düşünüyorsanız lütfen onlarla da paylaşın. Sosyal medya gruplarında ya da hesaplarınızda da paylaşabilirsiniz. Bunlar kanalımıza destek olabileceğiniz en kolay ve ücretsiz yöntemler. Diğer yandan katıl butonuyla ekibimize çay ısmarlayabilirsiniz. İyi çalışmalar ve başarılar dileriz. Otel işletmelerinde destek hizmetleri dersi 1. ünite özeti. Destek hizmetleri kavramı. Giriş. Otellerin sundukları hizmet türlerinin fazlalaşmasına rağmen oteller organizasyon yapılarını daha yalın hale getirmektedirler. Otel temel veya çekirdek hizmeti olarak adlandırılan hizmetlerin dışında kalan hizmetlere destek hizmetleri denilmektedir. Destek hizmetler otelin kendi kaynaklarıyla sunulabildiği gibi dışarıdan da satın alınabilen hizmetlerdir. Ancak destek hizmetlerin satın alınmasında göz önünde bulundurulacak iki husus vardır. Bunlar, işlem maliyetleri ve kalitedir. Dışarıdan alınacak hizmetin maliyetinin otelin kendi kaynaklarıyla sunabileceği hizmetten daha az maliyetli ve en az otelin sunduğu hizmet kadar kaliteli olması gerekmektedir. Küçük otel işletmelerinde hizmet çeşitliliğinin az olması bazı hizmetlerin dışarıdan alınmasında daha rasyonel olabilmektedir. Otel işletmelerinde destek hizmetlerin tanımı. Günümüz yönetim anlayışının hem fiziksel hem de insan boyutları vardır. Müşteri boyutunu kapsayan insan boyut otel işletmelerinin en önemli unsurlarındandır. Otel işletmelerinin temel işlevi hizmet üretmektir. Otel işletmelerinin başlangıç dönemlerinde organizasyon içinde yer alan tüm bölümler genel müdüre bağlı olarak çalışmaktaydı. 20. yüzyıla gelindiğinde ise yönetim ve organizasyon yapıları değişmeye başladı. Bu dönemde işletme amaçlarını müşteri ekseninde şekillenmeye başladı. Ayrıca, organizasyon yapıları çevresel değişkenlere uyumlu açık sistemlere dönüştü. Otel işletmelerinde konaklama ve yiyecek içecek olarak ikili bir sistem olarak sürdürülen organizasyon yapılarına zaman içinde, personel, teknik servis, satın alma, muhasebe, pazarlama ve depolama gibi fonksiyonlar da eklendi. Otel işletmesinin varoluş nedenleri olan konaklama ve yiyecek içecek hizmetleri çekirdek hizmet, diğer tüm hizmetler ise ek, destek veya yardımcı hizmetler olarak kabul edildi. Otel işletmelerinin tanımı Alanya'sında seyahat eden insanların başta konaklama ve yeme içme olmak üzere eğlenme ihtiyaçlarını yerine getirebilmeye dönük yapılandırılmış, personeli, mimarisi, uygulamaları ve müşteriyle olan bütün ilişkileri belli kurallara ve standartlara bağlanmış işletmeler olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımdan hareketle otellerin temel işlevlerinin konaklama ve yiyecek içecek hizmetleri, müşterilerin eğlenme ihtiyaçlarını yerine getirecek tüm diğer hizmetler ise yardımcı veya destek hizmetler olarak adlandırılmaktadır. Otel işletmelerinde destek hizmetler ilk başta organizasyon içinde gelir getirmeyen faaliyetler olarak düşünülse de zamanla temel işlevleri kolaylaştırıcı ve bu hizmetleri cazip duruma getiren ek birimler olarak tanımlanmıştır. Başka bir tanımda ise destek hizmetler, otelin müşteri servisi, üretimi ve gelirleriyle doğrudan sorumlu olmayan hizmetler olarak tanımlanmaktadır. Örnek olarak ise bir otelin restorantının yiyecek ve içecek üretmesinde satın alma, depolama, maliyet kontrolü gibi hizmetler destek hizmetlerdir. Ayrıca, bir otel için destek hizmetlerinin önemi işletmeden işletmeye farklılık göstermektedir. Bir şehir oteli için toplantı ve kongre organizasyonları önemli bir destek hizmeti oluştururken, bir kıyı oteli içinse animasyon faaliyeti önemli bir destek hizmeti oluşturmaktadır. Destek hizmetlerin önemi. Destekler hizmetler bir otel işletmesi için çok farklı açılardan önemlidir. Destek hizmetler otel işletmelerine. Asıl işlerin daha kaliteli üretilmesini. Otel hizmetlerinin çeşitlendirilmesini. Esas fonksiyonların tamamlanmasını ve bu fonksiyonların standartlara uygun yapılmasını. İşletme verimliliğinin ve müşteri tatmininin artmasına. İşletme imajının geliştirilmesine. Personel memnuniyetinin sağlanmasında. İşlerin daha kolay denetlenmesinde. Yatırımın korunmasında. Müşterinin otel için iyi vakit geçirmesine. Kaza, hırsızlık ve yangın gibi istenmeyen olayların önlenmesinde fayda sağlamaktadır. Destek hizmetlerin organizasyonu.
Destek hizmetlerinin kapsamı ve otel organizasyonu içindeki yeri otelin büyüklüğüne ve yönetim yaklaşımına göre farklılık göstermektedir. Benzer şekilde destek hizmetlerin hangi bölüm altında yer alacağı veya kime bağlanacağı da otellere farklılaşmaktadır. Destek hizmetler otel işletmelerinin organizasyon yapısı içinde 3 farklı şekilde yer alabilmektedir. Birincisi, yer bir destek hizmetin ayrı ayrı otel yönetimine bağlanmasıdır. İkincisi, tüm destek hizmetler bir bölüm altında toplanır ve yönetici yardımcılarından birinin sorumluluğuna verilir. Üçüncüsü ise kendi yöneticisi veya şefi olan ayrı bir departman altında kurulmasıdır. Bu organizasyon yaklaşımlarından birinin benimsenmesi, genellikle işletmenin ve bahse konu olan işin büyüklüğüyle yakından ilgilidir. Otel işletmelerinde destek hizmetlerin kapsamında olan bazı bölümler aşağıdaki gibidir. Ziyafet, banket, yönetimi, müşteri ilişkileri, halkla ilişkiler, güvenlik, animasyon, bütçeleme, çamaşırhane, destek hizmetler. Otel işletmeleri içinde yer alan personel yönetimi, organizasyon için gerekli olan insan kaynağının sağlanmasında ve bu kaynaktan etkin bir şekilde yararlanılması için oluşturulan bir çalışma alanıdır. Personel yönetimi hizmeti, iş görenlerin işe alımı, oryantasyonu, eğitimi, ücretlendirilmesi ve sosyal haklarını düzenlemek gibi farklı fonksiyonları yerine getirir. Küçük otel işletmelerinde ise personel yönetimi ayrı bir bölüm olarak yer almamakta, genellikle muhasebe departmanı veya destek hizmetler içinde yer almaktadır. Personel yönetimi bölümü büyük otel işletmelerinde insan kaynağı bölümü olarak da yer almaktadır. İnsan kaynakları bölümünün, personel yönetimi bölümünden farkı daha geniş ve stratejik düzeyde kararların alınmasıdır. Ayrıca bu bölüm, kariyer planlama, personel geliştirme, motivasyon ve yeteneklerin yönetimi gibi çalışma sistemlerini de yönetmektedir. Otelin sahip olduğu müşteriler, işletmeyi terk etmiş müşteriler veya potansiyel müşterileri olan bağını yerine getiren hizmet müşteri ilişkileri yönetimidir. Bu hizmet mevcut müşterilerin tatmin edilmesi, şikayetlerin azaltılması, terk eden müşterilerin tekrar işletmeyi tercih etmesini sağlaması, gelecekteki müşteri gruplarının davranışlarının tahmin edilmesi gibi faaliyetlerde yer almaktadır. Bu bölüm genellikle pazarlama bölümü altında yer almaktadır. Otel işletmelerinde sunulan resmi ve özel yemekli organizasyonlar olarak tanımlanan ziyafet, banket, yönetimi olarak da adlandırılmaktadır. Bu kapsamda, kongre ve seminer yemekleri, kokteyl partileri, düğün, nişan ve sünnet gibi tören yemekleri, balolar, galalar, defile gösterileri, sergiler, açılış ve ürün tanıtımları ile ilgili faaliyetler yanında, birçok toplumsal etkinlikle ilgili yiyecek içecek hizmetlerinin sunulması yer almaktadır. Bu bölüm genellikle yiyecek içecek bölümü altında veya toplantı yönetimi içinde yer almaktadır. Otel işletmelerinin faaliyetlerini hedef kitleye ileten halkla ilişkiler, müşterilerden gelen tepkilerle faaliyetleri yeniden düzenler. Halkla ilişkiler faaliyetleri, planlanma, hedef kitleyi belirleme, hedef kitleye ulaşılacak yöntemlere karar verme, bilgi toplanma ve bilgileri değerlendirme gibi çeşitli farklı fonksiyonların bir araya getirilmesiyle yürütülür. Genellikle pazarlama bölümü altında yer alan bu hizmet işletme büyüklüğüne göre bağımsız bir bölüm olarak da organizasyon yapısı içinde yer alabilmektedir. Otel mülkünün korunmasın, otelde konaklayan müşterilerin mal ve can güvenliğinin sağlanmasında önlem alma hizmetini ise güvenlik yerine getirmektedir. Bu bölüm genellikle ayrı bir bölüm olarak organizasyon yapısı içinde yer alsa da bazı organizasyon yapılarında destek hizmetler bölümü içinde de yer alabilmektedir. Bu bölüm işletmeye gelir getirmeyen ancak müşterilerin güvenliğini sağlayarak rahat etmesini sağlayan bir destek hizmetidir. Otel işletmelerinde yerine getirilen animasyon hizmeti, müşterilere hoş vakit geçirtme, cazibe, faydalılık gibi özelliklere sahiptir. Animasyon, turistlerin günlük yaşantılarında fizyolojik, sosyolojik kültürel baskıların sonuçlarından kurtulmak amacıyla turistik seyahatleri esnasında katıldıkları boş zaman değerlendirme etkinliklerini kapsamaktadır. Müşterilere sunulan animasyon faaliyetleri alışılmışın dışında olmalı ve müşteriye haz vermelidir. Otel işletmeleri içinde ayrı bir bölüm olarak yer alan animasyon bölümü, gelir getirmeyen fakat müşterilerle olan ilişkisi en üst seviyede olan bölümdür. Bu bölüm ayrıca, bu bölümde çalışan animatörlerin çalışma koşullarıyla da ilgilendir. Otelde çalışan personellerin ve konaklayan müşterilerin çamaşırlarının yıkanıp tekrar kullanılacak hale getirilmesi çamaşırhane bölümünün temel işlevidir.
Bu bölüm otellerde kat hizmetlerine bağlı çalışabileceği gibi bağımsız bir olarak veya dışarıdan hizmet satın alma olarak da yürütülen bir hizmet alanıdır. Diğer sektörlerde olduğu gibi otel sektöründe de önemli bir olan faaliyet olan bütçeleme, müşteri beklentilerini karşılayabilmek ve otel işletmesinin piyasadaki varlığını sürdürebilmek için sıklıkla başvurulan bir araçtır. Bu hizmet genellikle muhasebe departmanında çalışan yöneticiler tarafından yerine getirilse de kimi durumlarda özel uzmanlar tarafından yerine getirilmektedir. Otel işletmelerinde destek hizmetleri dersi 2. ünite özeti. Bütçeleme. Bütçe ile ilgili genel açıklamalar. Bütçe, işletmenin gelecekteki faaliyetlerini ve faaliyet sonuçlarını mali terimlerle gösteren bir sayısal plandır. Bütçe ile özetle aşağıdaki amaçlara ulaşılması hedeflenmektedir. Yıllık faaliyetleri planlamak. İşletmede farklı birimlerdeki faaliyetler arasındaki koordinasyonu sağlamak. Farklı bölüm yöneticileri arasındaki iletişimi sağlamak. Yöneticileri belirli amaçlara ulaşmak konusunda motive etmek. Faaliyetleri kontrol etmek. Yöneticilerin performansını değerlendirmek. Bütçenin faydaları. Otel işletmelerinde üst yönetimce belirlenmiş bir bütçe sistemi özetle aşağıdaki faydaları sağlamaktadır. Bütçeleme ile işletmenin genel amaçları saptanır ve ulaşma yolları belirlenir. Bütçeleme etkinlikleri, bütçe yönetime seçim yapmadan önce alternatiflerin değerlendirilmesi olanağını sunmaktadır. Otel işletmelerine bir kıyaslama standardı sağlamaktadır. Yönetimin ileriye dönük tahmin yapılmasına olanak sağlar. Katılımcı bir bütçeleme anlayışının benimsenmesiyle, bütün yönetim kademelerindeki yöneticilerin bütçe sürecine katılımı sağlanabilir. Otel işletmesinin hedeflerinin alt kademe yöneticilerine iletildiği bir iletişim kanalının oluşturulmasını sağlar. Gelecekte gerçekleşecek giderlerin tahmin edilmesini sağlayarak, yöneticilerin mal ve hizmet fiyatlarını ilgili giderlerle ilişki kurup belirleyebilmelerine yardımcı olur. Bütçenin sınırları. Bütçeleme ile ilgili sınırların önemli olanları özetle aşağıda sıralanmıştır. Bütçenin hazırlanması bazen birkaç ayı içeren uzun soluklu bir çalışmayı gerektirir. Bütçenin iyi ya da kötü olması yapılan tahminlerin isabetli olup olmamasına bağlı olacaktır. Bütçenin değişen şartlara uyabilmesi için sürekli gözden geçirilmesi ve gerektiğinde üzerinde değişikliklerin yapılması gerekir. Bütçenin başarısı, yapılan tüm çalışmaların bütçeye uyumlu ve bütçedeki değerlere ulaşma kaygısını taşıması ile mümkündür. Bütçe yönetimin yerini almamalı, bir yönetim aracı olduğu unutulmamalıdır. Bütçe çeşitleri. Bütçe değişik kıstaslara göre sınıflandırılabilmektedir, fakat hiçbirinde bütçeden beklenen nihai fayda farklı değildir. Bazı bütçe sınıflamaları özetle aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir. A. Kapsadığı süre açısından. Uzun dönemli bütçe, 1 ile 5 yıl arasındaki sürede stratejik hedeflerin ortaya konulduğu plandır. Kısa dönemli bütçe, uzun dönemli bütçenin ayrıntılı uygulama programlarının yer aldığı bütçedir. B. Kapsadığı faaliyet alanına göre. Departman bütçeleri, her bir departmanın kendi gelir ve giderlerini gösteren bütçelerdir. Genel bütçe, departman bütçeleri, yatırım bütçesi, nakit bütçesi, tahmini bilanço, tahmini gelir tablosu vd. gibi bütçelerin toplamından oluşur. A. Teknik yapılarına göre. Statik bütçe, belirli bir hacim düzeyi için düzenlenir. Esnek bütçe, değişik hacim düzeyleri için birden çok statik bütçeden oluşur. B. Konularına göre. Gelir bütçesi, otel işletmesinin tahmini gelirlerinin belirlendiği bütçedir. Gider bütçesi, toplam giderleri yansıtan bütçedir. Otel işletmelerinde bütçe hazırlama süreci. Genellikle genel bütçe sürecinin başlangıcı Eylül ayının başı olup, Kasım ayının sonu itibariyle bir sonraki yılın bütçesi tamamlanmış olur. Bütçe hazırlama sorumluları ve bütçe dönemi. Küçük otel işletmelerinde bütçeyi hazırlama işini ilgili yönetici ya da muhasebeci yapabilir. Bütçeleme işinin muhasebeciden istenmesinin nedenlerinden biri de genel müdürden sonra işletmedeki bütün fonksiyonlardan sorumlu kişi olmasıdır. Bunun yanında büyük otel işletmelerinde, bütçe çalışmasını genel müdür veya muhasebecinin tek başına yapması mümkün değildir. Bu yüzden bütçe çalışması birden çok işletme yöneticisinin oluşturduğu bütçe komisyonunca yapılır. Genellikle bütçe komisyonu, genel müdür, departman müdürleri, ön büro müdürü, yiyecek içecek müdürü, teknik müdür vb, şefler, şef aşçı, kat hizmetleri görevlisi, şef barmen vb ve muhasebe müdüründen oluşur. Bütçe dönemi özet olarak, bütçenin kapsadığı dönem ve bütçe amaçlarına göre bir günden 5 yıla farklılaşabilir. Hatta 5 yıldan daha uzun dönemi içeren bütçeler de yapılabilir. Bütçe hazırlama aşamaları.
Bütçe kim tarafından hazırlanırsa hazırlansın aşağıda özet şeklinde verilen aşamaları takip etmesi gereklidir. Bütçe ile ulaşılmak istenen amaçların belirlenmesi, gelecek faaliyet döneminde ne kadar kar hedeflediği belirlenmelidir. Belirlenen amaçlara ulaştıracak bütçenin yapılması, genel bütçe oluşturulmadan önce her departman kendi gelir ve gider tahminlerini gösteren departman bütçelerini hazırlar. Genel bütçe hazırlanırken izlenecek yol özetle aşağıda verilmiştir. Otel işletmesinin tüm gelir merkezlerinde gelecek dönemdeki satış miktarları tahmin edilir. Bu satış düzeylerindeki gelirin elde edilmesi için gerekli ürün maliyetlerinin tahmin edilmesi gerekir. Bu maliyetler, direkt malzeme maliyetleri, direkt işçilik maliyetleri ve genel hizmet üretim maliyetleridir. Yatırım bütçesi belirlenir ve kredili satış ile alış politikalarına bağlı olarak tahmini nakit akım tablosu, tahmini gelir tablosu ve tahmini bilanço hazırlanır. Hazırlanan bütçeler muhasebe departmanı veya bütçe komitesi tarafından birleştirilerek genel bütçe haline getirilir. Bütçe tasarısının düzeltilmesi, bütçe komitesi kendilerine sunulan nihai tahminler üzerinde tekrar çalışma yaparak genel bütçedeki son düzenlemeleri yapar. Bütçe tasarısının yönetime sunulması, onaylanması ve uygulanması, bütçe komitesince hazırlanıp genel müdür tarafından işletme sahiplerine veya yönetim kuruluna sunulan genel bütçe tasarısı ile ilgili değerlendirme ve değişiklikler yapılarak onaylanır. Onaylanan bütçe gerektiği kadar çoğaltılarak bir sonraki dönemin işletme planı olarak ilgili personele dağıtılır ve personelden bu yol haritasına uyması beklenir. Otel işletmeleri genel bütçesinin unsurları. Genel olarak bir otel işletmesinde genel bütçe, gelir ve giderleri içeren faaliyet bütçeleri ile işletmenin mali durumunu belirten mali bütçelerden oluşur. Faaliyet bütçeleri. Kısaca faaliyet bütçelerinin amacı, faaliyet giderlerinin ilgili yılın beklenen satış gelirleri ile ilişkilendirilmesidir. Satış geliri tahmin edilmeden giderler belirlenemeyeceğine göre ilk önce gelirler bütçesinin hazırlanması gerekir. Her departmanın gelir bütçesi ve gider bütçesi arasındaki farkların toplamı otel işletmesinin tahminini net faaliyet gelirini verecektir. Bu gelirden otel işletmesinin ortak giderlerinin düşülmesi durumunda ise otel işletmesinin tahmini net gelirine veya net kârına ulaşılmış olacaktır. Faaliyet gelirleri bütçesi. Otel işletmesinin sunduğu her bir mal ve hizmete farklı farklı konuk talebi olacağından bu talep miktarının tahmin edilmesi önem kazanmakta ve yaklaşık bir tahminde bulunmakta yarar vardır. Oda gelirleri bütçesi. Oda satışlarının tahmini çalışmasında şu soruların yanıtlanmasında yarar vardır. Otel işletmesinde faaliyet dönemi boyunca satışa sunulacak oda ve yatak sayısı nedir? Hangi dönemlerde hangi pazar bölümlerine hangi fiyatlar uygulanacaktır? Belirlenen fiyatlar dikkate alındığında satış miktar ne olacaktır? Özetle, bu soruların yanıtları aranırken önceki yıllar verileri, rakip işletmelerin davranışları, gerek sektörel gerekse genel ekonomik konjonktür, beklenen enflasyon oranı ve unsurlar dikkate alınmalıdır. Yiyecek ve içecek gelirleri bütçesi. Genellikle tahmini oda satış miktarı ve pansiyon durumu yiyecek ve içecek bütçesinin hazırlanmasında dikkate alınır. Yani pansiyon durumuna göre belirlenen kuver sayısı ile belirli doluluk oranlarına göre önceki yıllarda gerçekleşmiş kuver sayısı dikkate alınır. Diğer ana faaliyet gelirleri bütçeleri. Otel işletmelerinde odalar ve yiyecek içecek gelirleri dışındaki telefon, çamaşırhane, otopark, sağlık merkezi, toplantı ve kongre ve diğer gelir merkezlerinin gelirlerinin bütçelenmesi gerekmektedir. Önceki yıllardaki diğer ana faaliyet gelirlerinin oda gelirlerine yüzdesi veya sektörde kabul görmüş diğer ana faaliyet gelirleri oda gelirleri yüzdesi bu diğer ana faaliyet gelirlerinin bütçelenmesinde kullanılır. Faaliyet giderleri bütçesi. Bunun yanında otel işletmelerinde gelirin elde edilmediği servis departmanları, pazarlama, muhasebe, insan kaynakları, teknik servis vb. Vardır ve bunlar da gider merkezi olarak bütçelerini hazırlarlar. Gider bütçeleri hazırlanırken gider unsurlarının satış hacmine bağlı olarak değişip değişmediğine bakılır. Oda doluluk oranına bağlı olarak değişen gider unsurlarına değişken giderler, oda doluluk oranına bağlı olmadan gerçekleşen gider unsurlarına ise sabit giderler denir. Oda giderleri bütçesi. Oda başına temizlik maddesi kullanımı gramaj olarak geçmiş tecrübelere göre belirlenir. İlgili aydaki satılacak oda sayısı ile oda başına tüketilecek deterjan miktarı çarpıldığında o aya ait temizlik maddesi ihtiyacı belirlenmiş olur. Aynı sistemle odada kullanılan nemlendirici, parlatıcı, buklet malzemeleri ve vb malzemelerinin kullanım tutarları belirlendiğinde, odada kullanılan malzemenin toplam tutarı bütçelenmiş olur. Yiyecek ve içecek giderleri bütçesi.
yiyecek ve içecek gelirlerine uygulanacak yüzde muhasebe departmanından elde edilir. Muhasebede her departmana ilişkin gelir gider kaydı tutulduğundan, departman giderlerinin departman gelirleri içindeki yüzdeleri kolaylıkla hesaplanabilir. Diğer ana faaliyet giderleri bütçesi. Bir örnekle açıklamak gerekirse, otel işletmesinde ayrı bir gelir merkezi olarak çamaşırhane varsa konukların çamaşırlarına ilişkin giderleri tahmin edebilmek için, bir önceki yıl bu giderlerin çamaşırhane gelirlerinin yüzde kaçını oluşturduğunu gösteren oran kullanılabilir. İşçilik giderleri bütçesi. Personel giderleri istihdam edilen personelin kadro durumuna, piyasadaki istihdam kriterlerine ve ücret politikalarına bağlı olarak değişir. Bunun yanında personel ücretleri tahmin edilirken bir sonraki dönemde uygulanacak zam oranı, Sosyal Sigortalar Kurumu tabanı ve tavanı, asgari ücretteki artış ve kriterler de dikkate alınacaktır. Otel işletmesindeki tüm gelir ve gider departmanlarında çalışacak personel giderleri her bir departman bazında tahmin edilip birleştirildiğinde işçilik gider bütçesi hazırlanmış olacaktır şeklinde özetlenir. Diğer gider bütçeleri. Kira giderlerini kira sözleşmelerini esas alarak, sigorta giderlerini sigorta poliçelerini dikkate alarak, amortisman giderini geçmiş yıllarda kullanılan amortisman yöntemlerini dikkate alarak belirlemek ve bu giderleri bütçelemek mümkündür. Elde somut bir göstergesi olamayan, kırtasiye, elektrik, su ve gider unsurları için de yine geçmiş yıllar verileriyle gelecek yıl öngörüleri dikkate alınarak tahminlerde bulunulur. Mali bütçeler. Genel bütçenin diğer bölümünü oluşturan mali bütçeler özetle, yatırım harcamaları bütçesi, tahmini, bütçelenmiş, nakit akım tablosu, tahmini gelir tablosu ve tahmini bilançodan oluşur ve bu alanlardaki değişimler tahmin edilmeye çalışılır. Yatırım harcamaları bütçesi. Yatırım harcamaları bütçesi bir anlamda işletmenin bütçe döneminde sabit varlıklara yapacağı harcamaları gösterir. Bütçe hazırlanırken bütçe döneminde duran varlıklar için yapılacak harcamalar programlanır ve bu harcamaların nasıl ve ne zaman yapılacağı öngörülür. Tahmini nakit akım tablosu. Tahmini nakit akım tablosu otel işletmesinin bütçe dönemindeki nakit giriş ve nakit çıkışlarını gösteren bir tablodur. Bu tablo aracılığı ile otel işletmesinin günlük faaliyetleri sırasında gelir, gider ve yatırım harcamaları nedeniyle ortaya çıkabilecek nakit eksikliklerinin nasıl giderileceği veya nakit fazlalıklarının nasıl değerlendirileceği belirlenmeye çalışılır. Tahmini gelir tablosu. Bütün gelir ve gider bütçelerinin birleştirildiği ve tek düzen hesap planına uygun bir şekilde düzenlendiği bir tablodur. Tahmini bilanço. Tüm faaliyet gelirleri, faaliyet giderleri, yatırım harcamaları bütçeleri ile tahmini nakit akım tablosu ve tahmini gelir tablosundan elde edilen verilerden yararlanılarak işletmenin dönem sonundaki varlıklarının, borçlarının ve öz kaynaklarının değerlerini gösteren bilanço tahmini bilançodur. Otel işletmelerinde bütçe kontrolü. Bütçelenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının tespit edilmesi sürecine bütçe kontrolü denir. Bütçe kontrolünde performans raporları kullanılır. Bu raporlarda departmanın ilgili aydaki gerçekleşen gelir ve gider rakamları, bütçe rakamları ve bir önceki yıl rakamları birlikte karşılaştırmalı olarak yer alır. Bütçe kontrolünde gerçekleşen sonuçlar bütçede öngörülen değerlerle karşılaştırıldığında 3 durum ortaya çıkacaktır. Birinci durum bütçelenen ve gerçekleşen rakamların eşit veya birbirine çok yakın olma durumudur ve bütçelemenin başarısını gösterir. İkinci durum bütçelenen rakam gerçekleşenin altında kalmış ise bütçeleme açısından olumsuz bir sapma gerçekleşmiş demektir. Üçüncü durum ise bütçelenmiş rakamın gerçekleşenin üstünde olmasıdır. Bu durumda da bütçe ile gerçekleşen durum arasında bir sapma olduğundan bütçeleme açısından olumsuzdur. Sapma nedenleriyle ilgili aşağıdaki örnekler verilebilir. Gerçekleşen gelirlerin bütçelenen gelir tutarının altında çıkması, muhasebe kayıtlarına gelir tutarının yanlışlıkla olması gereken değerin altında kaydedilmesi nedeniyle olabilir. Oda temizlik giderlerinin bütçelenenden yüksek çıkmasının oda başına temizlik malzemesi kullanımının bütçelenenden fazla olması nedeniyle ortaya çıktığı tespit edilebilir. Son olarak, işçilik giderinin bütçelenenden fazla olması devletin belirlediği asgari ücret artışının işletmenin öngördüğünün çok üstünde olması nedeniyle olabilir. Otel işletmelerinde destek hizmetleri dersi 3. ünite özeti. Müşteri ilişkileri yönetimi. Otel işletmelerinde müşteri ilişkileri. Müşteri ilişkilerine önem vermek bir işletmenin devamlılığını sağlamak açısından önem taşımaktadır ve müşterinin önemi şu şekilde açıklanabilir. Memnun olan müşteri mutlu olur. Memnun müşteri daha az sorun demektir. Sizin adınıza reklamınızı ve tanıtımınızı yapacaktır. Çalışan personelin de işinden tatmin olmasına neden olur.
Otel işletmeleri gibi hizmet üreten işletmelerde, müşteriler doğrudan hizmet sürecine girmektedirler. Bu bakımdan, otel işletmeleri müşteri beklentilerini arttırmak, yakın ve güvenilir ilişkiler geliştirmek zorundadırlar. Müşteri ilişkileri yönetimi nedir? CRM, yani müşteri ilişkileri yönetimi, MİY, kavramının ortaya çıkış nedenleri aşağıdaki gibi sıralanabilir. Kitlesel pazarlamanın gitgide daha pahalı bir müşteri kazanma yolu olması. Pazar payının değil müşteri pazarının daha önemli hale gelmesi. Müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati kavramlarının önemli hale gelmesi. Var olan müşteri değerinin anlaşılması ve müşterileri elde tutma çabalarının artması. Birebir pazarlama kavramının önemsenmesi ve buna yönelik stratejilerin geliştirilmesi. Artan rekabet. İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler. MİY, müşteri merkezli stratejiler ile bu stratejileri destekleyebilecek satış ve pazarlamayla beraber, müşteri hizmetleri muhasebe, üretim ve lojistik gibi yeni fonksiyonları kapsayan ve bu yeni fonksiyonlardan etkilenecek herkes için tüm iş süreçlerinin yeni baştan düzenlenmesini içeren ve bunları gerçekleştirirken de teknolojiden yararlanan bir yönetim stratejisidir. MİY kavramı ile ilgili olarak farklı tanımlamalar şunlardır. Müşteri ile ilişkide bulunulan her alanda onu iyi algılama ve beklentilerini karşılamak üzere işletmenin kendisini yönlendirmesidir. Müşteri ilişkilerini yönetmek için kullanılan metodoloji ve ürünlerin genelini içermektedir. Müşteriyi merkez noktasına yerleştiren ve müşteri ile yakın ilişki kurulmasını sağlayan bir yönetim felsefesidir. Müşteri bilgilerini kullanarak müşteri sadakatini sağlayan ve müşteri değerini artırma bilimidir. Müşteriyi tanımak, müşteriye uygun hizmetler ve ürünler geliştirme sürecidir. Müşteri ilişkileri yönetimi ile ilgili kavramlar. MİY ile ilgili olarak ön plana çıkan kavramlar, müşteri, hizmet, müşteri şikayetleri, müşteri sadakati şeklindedir. Müşteri. Bir işletmenin belli bir marka malını, kendi kişisel ihtiyaçları ya da ticari amaçla satın alan kişidir. Farklı müşteri tipleri mevcut olup bunlar. Kötümser müşteri, bu tür misafirler her şeyde bir kusur ararlar. Kendini beğenmiş müşteri, her konuda bilgili olduklarını düşünürler, görevlilere kaba davranabilirler ve davranışlarıyla alay edebilirler. Bu tür müşteriler karşısında, görevlinin, sakin, kibar ve anlayışlı olması gerekir. Çekingen, içe dönük, müşteri, sakin ve içe dönüktürler, fakat herhangi bir olumsuz olay karşısında tedirgin olabilirler. Sosyal, dışa dönük, müşteri, canlı ve girişken müşterilerdir. Çok konuşabildiklerinden dolayı bazı sorunlar yaratabilirler. İyimser müşteri, bu tür müşterilere hizmet etmek kolaydır. Hoşgörülü yaklaşırlar ve küçük sorunları dert etmezler. Şüpheci müşteri, herkesten şüphelenen ve aldatıldıklarını düşünen müşterilerdir. Kötü odanın pahalıya satıldığından, eşyalarına zarar verileceğinden şüphelenirler. Bu tür müşterileri ikna edebilmek ve güven sağlayabilmek oldukça güçtür. Yaşlı ve sakat müşteri, bu müşterilere özel bir ilgi gösterilmelidir. Yoksa sıkılabilirler. Görevlilerin yaşlılara yardım etmesi gerekir. Sakat müşterilere onlara acıyarak hizmet edilmemelidir. Laubali müşteri, bu müşterilerle aradaki mesafe iyi ayarlanmalıdır. Müşterinin isteği yerine getirildikten sonra yanlarından uzaklaşmak en iyisidir. Dalgın müşteri, unutkandırlar ve gittikleri yerlerde eşyalarını unutabilirler. Yetişmek zorunda oldukları bir randevuyu, uçak saatini unutabilirler. Daima bu konularda hatırlatılmak istenirler. Öfkeli müşteri, çok çabuk sinirlenebilen, olayları abartabilen müşterilerdir. Oldukça sakin bir şekilde hizmet etmek, müşteriyi yatıştırmak gerekebilir. Sorumsuz müşteri, sorumluluk duygusu taşımayan müşterilerdir. Otelin eşyalarına zarar verebilirler, borçlarını ödemeden otelden ayrılabilirler. Bu yüzden bu tür müşteriler karşı dikkatli olmak gerekir. İnatçı müşteri, her istediklerinin gerçekleşmesini bekleyen müşterilerdir. Yaptığı hatayı kabul etmek istemez, isteğinin yapılması konusunda inatçıdır. Bu tür müşterilere sabırlı ve anlayışlı olmak gerekir. Hizmet. Hizmet kelimesini, Amerikan Pazarlama Birliği, AMA, bir malın satışına bağlı olmaksızın son tüketiciye ve işletmelere pazarlandığında istek ve ihtiyacı sağlayan ve bağımsız olarak tanımlayabilen eylemler bütünü olarak tanımlamıştır. Bir başka tanıma göre hizmet kavramı, bir tarafın diğerine sunduğu, temelde dokunulmayan ve herhangi bir şeyin sahipliğiyle sonuçlandırılmayan faaliyetler bütünü şeklinde ifade edilmiştir. Müşteri sadakati. Bu kavram,
İşletmelerin sundukları ürünleri hizmetlerini tekrar satın alma davranışları olan müşterileri ve bu işletmelere karşı sahip oldukları ağızdan ağza reklam gibi olumlu tutumları olarak tanımlamak mümkündür. Aşağıda özetle sadık müşterilerin işletmeler açısından bakıldığında sahip oldukları avantajlar verilmiştir. Ele geçirme maliyeti, yeni bir müşteri kazanmanın maliyeti, eski müşteriyi elde tutma maliyetinden 6 kat fazla olduğu tahmin edilmektedir. Baz karlılık, yıllık baz karlılık toplamı, müşteri ne kadar uzun süre elde tutulursa o kadar yüksek olacaktır. Gelir büyümesi, sadık olan müşteri zaman içinde harcamalarını arttırmaktadır. Faaliyet maliyetleri, müşteriler işletmeleri daha iyi tanımaya başladıklarında, onlara hizmet sunmanın maliyeti azalmaktadır. Tavsiyeler, tatmin olmuş müşteriler, potansiyel müşterilere tatmin olma nedenlerini çok daha iyi aktarırlar. Yüksek fiyat, eski müşteriler, yeni müşterilere göre fiyata daha az duyarlıdırlar. Sadakati olumsuz yönde etkileyen sebepler de şu özetle şekilde sıralanmıştır. Rekabetçi fiyat eşitliği, işletmelerin sunmuş oldukları hizmet ve ürünler arasında bir farklılık yoksa fiyat eşitliğine dayalı bir rekabetten söz edilmektedir. Değişiklik yine bir şey arama davranışı, insanlar deneyimler sayesinde yenilikleri keşfedebilirler. Bu arayış davranışlarından yola çıkarak yan markalar oluşturabilir, yeni hizmetler ve başka ilave ürünler üreterek yarar sağlayabilirler. Zayıf ilgi, merak, kişiler ürün veya hizmetin ne anlama geldiğini, önemini algılayamıyorsa zayıf ilgiden söz edilebilir. Müşterilerin de değişime ihtiyaç duymaları, çeşit arayışına girmeleri bu sadakatsizliğin nedenleri arasında gösterilebilir. Müşteri sadakatsizliğine neden olan bu nedenler aşağıdaki gibi özetlenebilir. Akıl. Bu tür müşteriler daha iyi fiyat ile daha iyi kalite ve aynı fiyata daha fazla miktarda hizmet alma gibi iyi alternatifleri değerlendirmektedirler. Kendini adama, bu tür müşteriler daha iyi alternatifleri araştırmayı bir görev gibi görmektedir. Çok yönlü hoşnutluk, bu tür müşteriler daha fazla otel işletmesinden hizmet almayı, çeşitli deneyimler elde etmeyi eğlenceli bulmaktadırlar. Para tasarrufu, bu tür müşteriler bütçelerine dikkat ederler. Dikkat etmeleri genelde kısıtlı bir bütçeye sahip olmalarından kaynaklanır. Merak, bu tür müşteriler, ürün, hizmet ve markalar hakkında bilgi sahibi olmaktan hoşlanırlar. İşletmeler ve verilen hizmet hakkında bilgilerini sürekli olarak güncellemek isterler. Zaman uygunluğu, bu tür müşteriler boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirerek yüksek fayda sağlamanın bir avantaj olduğunu düşünürler. Vakit geçirme, bu tür müşteriler çoğu zaman yeterli zamana sahip müşterilerdir. Alternatif hizmetleri keşfetmeyi bir günlük aktivite haline getirmeyi severler. Müşteri şikayetleri. Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi için genelde anket uygulaması yapılmaktadır. Bu anket sorularında müşterilere memnuniyetlerini belirli bir skala aralığında ölçmeleri istenmektedir. Müşteriler sunulan hizmet ve ürünler ile ilgili olarak memnuniyet derecelerini belirlemeye çalışırlar. Özetle işletmelerin müşterilerin şikayetlerini iyi bir biçimde değerlendirmeleri verilen hizmetin daha iyi olması yönünde yol gösterici olacaktır. Üstelik müşterilerin şikayetlerini bildirmeleri, müşterinin işletmeye hala güvendiğini, değer verdiğini ve ilişkisini devam ettirmek istediğinin bir göstergesidir. Müşteriler tatmin olmadıklarında iki tür davranış sergilemektedirler. Bunlardan ilki tepki göstermektir. Tepki gösterme niyetinde olanları da iki grupta toplamak mümkündür. Birincisi, işletmeye, organizasyona ya da kuruma tepkilerini açıkça gösterenler, ikincisi ise, ürün ya da hizmeti veren ille ilgili olarak çevresine ürünü kullanmamaları ya da o işletmeden bir daha hizmet almamaları yönünde özel tepki gösterenlerdir. Müşteri ilişkileri süreci. Müşteri ilişkilerine dayandırılarak çalışan işletmeler, müşterilerle ille daha yakın ilişkiler içinde birebir iletişim ve müşteri tatminini hedefleyen stratejiler geliştirmek zorundadırlar. Dolayısıyla günümüzde otel işletmeleri, rakiplerinden farklılaşmak için ilişkiselliğe daha çok önem vermeye başlamışlardır. İlişkiselliğin temel hedefi, elde var olan müşteriyi elde tutmak ve müşteri sadakati oluşturmaktır. Otel işletmeleri açısından bakıldığında rekabetçi avantaj elde edebilmek için uygulayabilecekleri iki tür stratejiden bahsedilebilir. Bunlar şu şekilde sıralanır. Düşük maliyetli liderlik, fiyat indirimi yoluyla. Müşterilere fayda sağlayarak müşteri sadakatini arttırmaktır. Müşteri bilgi türü. MİV, müşterilere ait bilgilerin müşterilerin istek ve beklentilerine yönelik ürün ve hizmet üretilmesi için kullanılması şeklinde tanımlanabilir. Müşteri bilgi türleri içerik ve etkileşim türleri 3 başlık altında toplanmıştır. Müşteri bilgileri,
müşterilere yönelik elde edilmiş olan kişisel ve iş görme bilgilerini içermektedir. Bu tür bilgiler sayesinde, müşteri satış seviyesi, karlılığı, satın alma davranışları, sıklığı ve müşterilerin tercihleri anlaşılabilir. Müşteri için bilgi, müşterilerin algıladığı hizmet, ürün ve organizasyon bilgileri müşteri için bilgi olarak algılanmaktadır. Bu bilgiler sayesinde müşteriler karar verme sürecine dahil olurlar. Müşteriler tarafından elde edilen bilgi, bu bilgi türünde müşteri profiline yönelik bilgiler genişletilmelidir. Müşteri kazanma. Müşteriler, işletmeler için iki yönde farklılık gösterirler. Her müşterinin işletme için değeri farklıdır. Her müşterinin işletmeden beklentileri farklıdır. İşletmeler bu farklılıkları göz önünde bulundurarak, müşterileri işletmeye sağladıkları değere göre sıralamalı ve müşterilerin ihtiyaçlarına göre farklılaştırma stratejileri geliştirmelidirler. Müşteri ile etkileşim. Özetle, müşteri ziyareti, pazarlama faaliyetleri, web sitesi, çağrı merkezi, telefon, doğrudan pazarlama, müşteri hizmetlerinde şikayet dinleme, müşteri ile etkileşim konularını kapsamaktadır. Bu iletişim sayesinde, işletmeler, müşteri hakkında özel ve güvenilir bilgi elde etme şansına sahip olmaktadır. Müşteri ilişkilerinin farklı yapıları. 3 temel MİV yapısından bahsedilebilir. Bunlar. Operasyonel MİV, bu çözümler daha çok işletme içinde finansal, insan kaynakları gibi farklı iş fonksiyonlarının bütünleşmiş bir yapıya kavuşturulması için kullanılmaktadır. Analitik MİV, kullanıcılara ait verilerin elde edilmesi, depolanması, işlenmesi, analiz ve tahminlere dönüştürülerek raporlanması işlemleridir. İşbirliğine yönelik MİV, bu biçimi diğerlerinin en uygun bulunan işlevlerinin bileşiminden oluştuğunu söylemek gerekmektedir. İlişkisel pazarlama. İlişkisel pazarlama özellikle hizmet ve sanayi işletmelerinde, müşteri sadakatini ve müşteri tatminini arttırmaya, korumaya ve geliştirmeye yönelik uygulanan, mevcut müşterileri elde tutup onlarla ilişkileri geliştirmeyi hedefleyen bir süreç olarak özetlenebilir. İlişkisel pazarlamanın bir hizmet işletmesine sağladığı faydaları şu şekilde sıralamak mümkündür. Müşteri elde tutma oranında artış. Müşteri sadakatinde artış, müşterilerle daha fazla ilişkisi içinde bulunmak. Müşteri karlılığında artış. Müşteri elde etmenin daha düşük maliyetli olması, dengeli bir iş hacmi açısından bakıldığında çok fazla müşterinin gerekli olmaması. Müşteri ilişkileri yönetiminde personelin önemi. Kaliteli hizmet, müşteri için hizmetten tatmin olma derecesiyle yakından ilişkilidir. Bunun yanında otelde çalışan personelin müşterilerle samimi ve saygılı bir biçimde işbirliği içinde olması, otel işletmelerinin önem verdiği politikalardan bir tanesidir. Dolayısıyla çalışanların tutum ve davranışları diğer sektörlere göre daha önem taşımaktadır. Kişilik, nitelik, güler yüz, insan sevgisi ve saygı, temizlik konularına bakış açısı, anlayış gibi tutum ve davranışlar önemlidir. Bu açıdan bakıldığında, otel işletmelerinin istihdam konusunda kaliteli personel ile çalışmak gibi bir politikaya sahip olmaları gerekmektedir. Otel işletmelerinde destek hizmetleri dersi 4. ünite özeti. Halkla ilişkiler. Giriş. Turizm işletmeleri kapsamında yer alan otel ve seyahat işletmelerinde halkla ilişkiler kavramı, işletmelerin diğer işletmeler ve kişilerle olan ilişkilerini kuvvetlendirmek için yapmış olduğu tüm etkinlikleri kapsamaktadır. Halkla ilişkiler kavramı bir otel işletmesi için imaj yaratmak, mevcut imajını kuvvetlendirmek, eğer olumsuz bir imaja sahip işletme ise bu imajı düzeltmek için yapılan faaliyetleri kapsamaktadır. Farklı bir tanımla halkla ilişkiler kavramını, bir işletme tarafından üretim mal ve hizmetlerin, işletme dışında kalan kamu veya nihai tüketiciler üzerinde olumlu bir imaj yaratması için kullanılan dolaylı bir tanıtım aracı olarak da tanımlayabiliriz. İşletmeler tarafından halkla ilişkiler kavramı iki nedenle kullanılmaktadır. Bu nedenlerden birincisi, işletme yönetimi açısından sağlayacağı katkıdır. İkinci neden ise işletmenin mevcut müşterilerinin ve potansiyel müşterilerinin işletmenin amaçları hakkındaki öğrenme isteğinin karşılanmasıdır. Bir otel işletmesi için halkla ilişkiler faaliyeti yalnızca işletmenin tanıtımını yapmakla kalmaz. Bu faaliyetin yanında işletmenin çalışanlarına ve müşterilerine bir imaj yaratmaktan başlayarak işletmenin medya ilişkilerine kadar geniş bir faaliyet alanını da yürütür. Halkla ilişkiler kavramı ve önemi. Yönetsel bir fonksiyon olan halkla ilişkiler, işletmenin çevresiyle olan ilişkileri düzenleyen, çevresine uyum sağlamasına yardımcı olan, ayrıca işletmenin sosyal ve ekonomik ilişkilerini destekleyen bir yapıya sahiptir. Bir halkla ilişkiler faaliyetin temel amacı imajdır.
Halkla ilişkiler faaliyetleri kimi yöneticiler için lüks ve gereksiz gözükse de bu faaliyetlerin işletme için yarattığı olumlu imaj sayesinde elde edeceği kazançlar, halkla ilişkiler faaliyetlerinin işletmeye olan maliyetini fazlasıyla geri döndürecektir. Turizm sektöründe halkla ilişkiler faaliyetleri belirli hedefler doğrultusunda yürütülmektedir. Bu hedeflerden biri olan basınla ilişkiler, işletme ile ilgili olan önemli haberlerin basında yer almasına ilişkin faaliyetleri ifade etmektedir. İkinci bir hedef olan ürünün tanıtılması ise işletmenin sunmuş olduğu bir ürünün kamuoyuna tanıtılması ve duyurulmasına ilişkin faaliyetleri içermektedir. Bir diğer hedef olan işletme içi iletişim, işletmenin kendi çalışanlarına yönelik iletişim faaliyetlerini kapsamaktadır. Halkla ilişkiler faaliyetinin diğer bir hedefi olan lobicilik, işletmenin faaliyet alanları ile ilgili olarak çıkartılacak yasa ve yönetmelikleri düzenleyen kişi ve kuruluşlarla olan ilişkileri tanımlamaktadır. Halkla ilişkiler faaliyetlerinin sonuncu amacı ise işletmenin yer aldığı çevrede meydana gelebilecek çevre sorunlarına ilişkin yerel ve merkezi yönetime tavsiyelerde bulunmak ile ilgili faaliyetleri kapsayan danışmadır. Dünya Halkla İlişkiler Dernekleri Birliği, World Assembly of Public Relations Associations, halkla ilişkileri, eğitim, istekler yaparak ve bu eğilimlerin doğuracağı sonuçları tahmin ederek, yöneticilere hem kamu hem de işletme yararına faaliyetler düzenlediğinde danışmanlık yapan bir sanat ve sosyal bilim dalı olarak tanımlamıştır. Halkla ilişkileri paydaşlar üzerinden tanımlayan İngiliz Halkla İlişkiler Enstitüsü, bir kuruluş ve hedef kitlesi arasında meydana gelen iyi niyet ve karşılıklı anlayışa dayanan ilişkileri oluşturmaya yönelik önceden planlanmış çabaları halkla ilişkiler olarak tanımlamıştır. Halkla ilişkiler faaliyetinin başarıya ulaşabilmesi için işletme yöneticilerinden başlayarak en alt düzeydeki çalışana kadar işletme içindeki herkes tarafından benimsenmesi gerekmektedir. Halkla ilişkileri diğer tanıtım araçlarından ayıran 5 farklı özelliği vardır. Bu özelliklerden ilki düşük maliyettir. Halkla ilişkiler faaliyetlerinin neredeyse tamamı hiç harcama yapılmadan gerçekleştirildiğinden küçük işletmeler açısından da imaj geliştirmek için kullanılmaktadır. Halkla ilişkilerin diğer tanıtım araçlarından ayıran ikinci özelliği ise hedef kitlenin belirli olmasıdır. Hedef kitle doğru belirlenmişse işletmeler olumlu sonuçlar alabilmektedir. Halkla ilişkiler faaliyetleri kapsamında yapılan haberlerin ticari bir kaynaktan gelmemesi nedeniyle inandırıcılık özelliği neticesinde diğer tanıtım araçlarından ayrılmaktadır. Halkla ilişkiler faaliyetlerinin dördüncü özelliği ise kontrol zorluğudur. Bir işletme halkla ilişkiler faaliyetleri sonucunda medyada yer alan veya alacak olan haberlerin kontrolünü sağlamakta güçlük çekebilmektedir. Halkla ilişkiler faaliyetlerini tanıtımlardan ayıran son özellik ise rekabettir. İşletmeler, diğer işletmelere göre daha çarpıcı ve önemli bir nitelik taşıyan haberlerle yer almak zorundadırlar. Diğer işletmelerle bu konuda yoğun bir rekabet yaşanmaktadır. Türkiye'de, halkla ilişkiler faaliyetleri sadece medya ilişkileri olarak algılanırken son zamanlarda daha geniş kapsamda ele alınmaya başlanmıştır. Türkiye'de son yıllarda yabancı yatırımlarındaki artış, halkla ilişkilere duyulan ihtiyacın artmasına neden olmuştur. Türk işletmelerin özellikle rekabet avantajı yaratmak istemelerinden dolayı halkla ilişkilere daha fazla kaynak ayırmaya başladıkları görülmektedir. Halkla ilişkilere yakın kavramlar. Halkla ilişkiler kavramı tanıtma, insan ilişkileri, pazarlama, propaganda, reklamcılık kavramlarıyla eş anlamlı olarak algılanmaktadır. Ancak, halkla ilişkiler kavramının söz konusunu kavramlarla benzer yönleri olsa da ayrıştıkları yönlerde çok fazladır. Tanıtma ve halkla ilişkilerin birlikte bir tanımı yapılmak gerekirse halkla ilişkilerin bir tanıma ve tanıtma sanatı olduğunu kabul edebiliriz. İşletmede çalışan kişilerin iş çevresine uyumunu sağlamak üzere yapılmış çalışmalar ise insan ilişkileri ve halkla ilişkileri ifade etmektedir. İşletmenin kurulmasında, yönetiminde ve yürütülmesinde önemli bir role sahip olan insana, düşüncelerine ve katkılarına saygı duyulması en temel öğe olarak karşımıza çıkmaktadır. Reklam ve halkla ilişkiler arasındaki en önemli farklılık belirli bir tüketici kitlesi tarafından izlenen, okunan veya dinlenen bir mesaj üzerinde bir işletmenin ne kadar etkili olup olmadığı konusunda ortaya çıkmaktadır. Reklam, halkın bilgilendirilmesi ve bu sayede mal veya hizmetin satın alınması ve ikna edilmesi için kullanılan araçların tamamına denilmektedir. Halkla ilişkilerde ise, medya aracılığıyla kendi okuyucusu, dinleyicisi veya izleyicisi tarafından ilgi görüleceği düşünülen ve haber değeri olan haberleri veya mesajları kabul eder ve yayınlar. Satış geliştirme ve halkla ilişkiler arasındaki temel fark ise satış geliştirme faaliyetinin kısa dönemli satış artışını hedeflemesidir.
Halkla ilişkiler ise daha uzun dönemli ilişkileri oluşturmak için yapılan faaliyetlerdir. Birbirine karıştırılan iki diğer kavram ise propaganda ve halkla ilişkilerdir. Bu iki kavram arasındaki farklardan ilki, halkla ilişkiler müşterileri hem tanıma hem de işletmeyi tanıtma olarak çift yönlü bir süreç izler fakat propaganda ise yalnızca satış yapmayı düşündüğünden tek yönlü bir süreci ihtiva etmektedir. Benzer anlamda oldukları düşünülen ancak farklı anlamlar içeren duyurum ve halkla ilişkiler arasındaki farklılıklardan biri duyurum için belli bir durumun, bir olayın ortaya çıkması beklenir. Halkla ilişkilerde böyle bir bekleme ve seçim söz konusu değildir. İki kavram arasındaki diğer fark ise duyurum, bir bilgiye dayanılarak yapılıp, sonuç olarak görülmesidir. Halkla ilişkiler faaliyetleri ise bir süreci tanımladığından kişilerin, örgütlerin malları ve hizmetlerin davranışları ile yakından ilgilenmektedir. Halkla ilişkiler süreci. Bir iletişim süreci olan halkla ilişkiler işletmenin çevresini tanıyabilmesi ve kendisini çevresine tanıtabilmesi amacıyla sistemli bir şekilde yürütülen iletişim çabalarıdır. Halkla ilişkiler faaliyetlerinin hedef kitle üzerinde kabul görebilmesi için 4 ana aşamadan geçmesi gerekmektedir. Bu aşamalardan ilki halkla ilişkiler sorunun saptanması sürecidir. Bu süreç içinde sorunu saptamak için halkla ilişkiler kampanyasının planlanması ve çevre ile ilgili bilgilerin toplanması gerekmektedir. İkinci aşama ise planlama ve programlamadır. Sorunun nasıl çözüleceğine ilişkin kararların verildiği bu aşamada, faaliyet ve iletişim programları belirlenmeli ve yapılacak çalışmaların ön değerlendirmesi tamamlanmalıdır. Halkla ilişkiler sürecindeki üçüncü adım eylem ve iletişimdir. Faaliyetleri gerçekleştirecek kişi ve sorumlular bu aşamada belirlenmektedir. Hangi faaliyetin, ne zaman ve nasıl yapılacağına ilişkin kararların verildiği aşamadır. Bu sürecin son aşaması ise değerlendirmedir. Tüm faaliyetlerin sonucunda elde edilen sonuçlar üzerinde genel bir değerlendirme yapılmaktadır. Otel işletmelerinde halkla ilişkilerin üstlendiği görevler birçok bölümle entegre olmalıdır. Çünkü halkla ilişkiler, pazarlama, müşteri ilişkileri, reklam ve üst yönetim kademesiyle sürekli olarak iletişim halindedir. Bir otel işletmesinde halkla ilişkiler bölümü gerek çalışanların birbirleriyle olan ilişkilerinde başarıyı sağlamak, gerekse hedef müşteri kitlesi üzerinde olumlu bir imaj yaratabilmek gibi sorumluluklar üstlenmektedir. Otel dışında yapılacak olan halkla ilişkiler faaliyetleri otelin açılmasıyla başlayarak otelin ticari hayatı boyunca devam eder. Konaklama pazarında halkla ilişkiler faaliyetleri otel hakkında olumlu imaj geliştirilerek turistin satın alma karar sürecini etkileyecek bir imaj yaratılmasıdır. Halkla ilişkilerin hedef kitlesi iç ve dış kitle olarak ikiye ayrılmıştır. İç hedef kitle içinde otelin ortakları, yönetici ve personel yer almaktadır. Dış kitle içinde de medya, holdingler, siyasi partiler, eğitim kuruluşları ve dernekler bulunmaktadır. Özellikle yakın çevre ile ilişkileri geliştirmek işletmenin faaliyetlerini tanıtmak açısından da yararlı olacaktır. Çevre sorunlarına duyarlı olmak ve çözümler üretmeye çalışmak halkla ilişkiler açısından önem taşımaktadır. Halkla ilişkilerde kullanılan iletişim araçları. Turizm işletmelerinin kullanabileceği iletişim araçları kurum içi ve kurum dışı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kurum içi halkla ilişkiler, çalışanların eğitilmesi, örgütün politikaları ve stratejilerinin tüm personele benimsetilmesini sağlayan bir iletişim biçimidir. Kurum içi iletişimde kullanılan iletişim araçlarından biri internettir. İşletmeler haftanın belirli günlerinde, faaliyetleriyle ilgili olarak haberlerin yer aldığı elektronik yayın dağıtmaktadırlar. Bu sayede işletme ile ilgili çalışanlardan görüş ve önerileri alınabilmekte, çift taraflı bir iletişim sağlanmış olmaktadır. İşletme içi iletişimi etkili hale getiren ve hızlandıran iletişim kanallarından bir tanesi de intranettir. Kurum içinde kurulan yerel bir ağ sayesinde çalışanlarla iletişim kurulabilmesi açısından önemli bir kolaylık sağlamaktadır. Kurum içi iletişim araçlarından bir diğeri ise lobiciliktir. Lobicilik faaliyetleri halkla ilişkilerin önemli bir koludur. Devlet veya kanun yapıcıları ve uygulayıcıları etkilemeye yönelik faaliyet gösteren bir kavramdır. Diğer bir kurum içi iletişim aracı ise eğitimdir. Bir turizm işletmesinin sunmuş olduğu hizmetler ve ürünlerin tanıtımında hedef gruplara yönelik olarak yapılan eğitim programları oldukça yararlı araçlardır. Kurum içi iletişim araçlarından bir olan dergiler, birçok otel işletmesi ve seyahat işletmesi tarafından mevcut ve potansiyel müşterilerine yönelik kendi dergilerini yayınlar. Bu yayınlar kurumla iletişimi sağladığı gibi işletmenin çevresiyle de iletişiminde önemli işleve sahiptir. Kurum içi iletişimde önemli olan diğer bir iletişim aracı ise mektuplardır. Mektuplar üst düzey yöneticilerin bilgilendirmek amacıyla, iş görenlere yönelik yazmış olduğu mektuplardır.
Çalışanların evlerine, onların adına yazılmış mektupların gitmesi, çalışanları ve özellikle de ailelerini önemsediği şeklinde algılanmaktadır. Bir işletme içinde çalışanlarla kurulacak iletişimde yararlanılacak olan diğer bir iletişim aracı ise duyuru panolarıdır. İşletme ile ilgili haberleri çalışanlara ve işletme dışında ilgili kişi ve kuruluşlara ulaştıran kurum içi araçlardan bir diğeri ise afiş panoları ve bültenlerdir. İşletmeye yeni başlayan personele işletmeyi çok yönlü olarak tanıtan, hak ve sorumluluklarını gösteren iletişim aracı ise el kitapçıdır. Kurum içi iletişim araçlarının sonuncusu ise yıllık faaliyet raporlarıdır. Çalışanların çoğu işletmenin nasıl işlediği ve yönetimin neler düşündüğüne ilişkin konuları merak ederler. Belirli dönemlerde yayınlanan bu raporlar, çalışanların işletmelerini her yönüyle tanımalarına olanak tanır. İşletmeler, işletme dışında yer alan hedef kitleye ulaşmak ve mesajlarını iletmek için kurum dışı iletişim araçlarından yararlanılır. Kurum dışı iletişim araçların ilki medya araçlarıdır. İşletme büyük kitlelere ulaşmak istediğinde medya araçlarından faydalanmaktadır. Bu araçlardan ilki basın bildirileridir. Yeni bir ürünün tanıtılmasında veya işletmenin başarısının duyurulmasında kullanılır. Diğer bir medya aracı ise basın konferanslarıdır. Bu yöntem kamuya duyurulmak istenilen önemli bir olay gerçekleştiğinde kullanılır. Medya araçlarından bir diğeri ise özel medya yorumcularından yararlanmaktadır. Kurum dışı iletişim araçlarından bir diğeri ise kitaplardır. Kitaplar, bilgi toplama ve bilgi yayma amaçlı olarak kullanılır. Bir diğer kurum dışı iletişim aracı ise toplantılardır. Kurum dışından gelen kişi ve kurum yöneticilerine yönelik yapılan toplantılardır. Halkla ilişkiler açısından bakıldığında toplantılar, bilgi verme, değerleme veya bilgi alma amacıyla yapılmaktadır. Kurum dışı iletişim araçlarından bir diğeri ise konferans ve seminerlerdir. Bir iletişim aracı olarak konferans ve seminerler, belirlenen bir süre dahilinde geniş bir dinleyici kitlesine görüşlerin iletilmesini sağlamaktadır. Birçok büyük işletme tarafından kullanılan diğer bir halkla ilişkiler aracı ise sponsorluklardır. Sponsorluklar, kurumsal amaçlara ulaşabilmek için spor, sanat, kültür veya sosyal alanlarda, kişi veya kuruluşların maddi olarak, araç gereç veya hizmet ile desteklenmesiyle tüm faaliyetlerin planlanması, yürütülmesi ve kontrol edilmesidir. İşletmelerin sponsorluk yapma amaçları, halkla ilişkileri kuvvetlendirmek, reklam yapmak ve pazarlama politikalarını oluşturmaktır. Kurum dışı iletişim araçlarından sonuncusu ise işletmenin yürütmüş olduğu organizasyon faaliyetleridir. İşletmeler bu kapsamda açılış törenlerini kullanmaktadırlar. Ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren işletmeler tarafından yaptırılacak olan yeni projelerin ilanı basın yoluyla gerçekleştirilir. İşletmelerin organizasyon faaliyetleri kapsamında festival ve yarışmalar düzenlemektedirler. İşletmeler bu tür festival ve yarışmaları kendileri düzenleyebileceği gibi, finansmanına katkıda bulunabilirler veya organizasyon sorumluluğunu üstlenebilirler. Planlı bir haber niteliği taşıyan bir başka faaliyet ise ödül dağıtılmasıdır. Örnek vermek gerekirse, otel işletmeleri, turizme katkı sağlayan kişi veya kuruluşlara katkılarından dolayı ödül vererek medya haber olarak yer almaya çalışmaktadırlar. Son olarak işletmeler organizasyon faaliyetleri kapsamında fuarlara katılırlar. Fuarlara katılım haberlerinin basında yer alması halkla ilişkilerde önemli bir faaliyet olarak görülmektedir. Otel işletmelerinde destek hizmetleri dersi 5. ünite özeti. Animasyon. Boş zaman. Zaman 3 şekilde sınıflandırılabilir. Bunlar, var olma zamanı, çalışma zamanı ve serbest ve boş zamandır. Bunlardan serbest, free, zaman, insanların özgürce kullanabilecekleri çalışma dışı zaman olarak tanımlanır. Boş, leisure, zaman ise serbest zamanın bir parçasıdır. Ancak özel, zorunluluk olmadan eğlenmek ya da mutlu olmak için amatörce yapılan faaliyetleri kapsayan zaman olarak tanımlanır. Boş zamanın fonksiyonları ise şu şekilde sıralanmaktadır. İş hayatının ortaya çıkardığı yorgunluk ve stresi azaltmak için dinlenmek ve güzel vakit geçirmek. Monotonluktan kurtulmak için eğlenmek ve dinlenmek. Fiziksel, zihinsel ve ruhsal açıdan kendini geliştirmek. İhtiyaç ve isteklerle bağlantılı olarak ilgilendikleri faaliyetlerin önemine göre insanlar boş zamanlarını 4 farklı grup etkinlik ile değerlendirir. Hazar, 2003, S7 Üzgün Yüz. Sportif boş zaman, insanların amatör olarak spor yapmak için ayırdıkları zamandır. Yaratıcı boş zaman, insanların resim, heykel yapmak gibi yaratıcı yetenekler için ayırdıkları boş zamandır. Sosyal boş zaman,
İnsanların arkadaş ziyaretleri gibi sosyal etkinlikler için ayırdıkları boş zamandır. Turistik boş zaman, insanların turizm olayına katılmak için ayırdıkları boş zamandır. Rekreasyon. Rekreasyon boş zamanlarda gerçekleştirilen, para kazanma amacı taşımayan ve gönüllü katılımı gerektiren doyum sağlayıcı, turistik, sportif, sosyal ve yaratıcı boş zamanların değerlendirilmesine yönelik etkinliklerdir. Rekreasyonun özellikleri ise şu şekilde sıralanabilir. Rekreasyon, rekreasyon etkinliklerine katılma sonucu ortaya çıkan bir deneyimdir. Rekreasyon faaliyetlerine katılım birey tarafından önceden belirlenmiştir. Rekreasyonun kendine özgü bazı çekicilikleri vardır ve şimdiki zamanı ilgilendirir. Kişiler bu faaliyetlere kendi istek ve iradeleriyle katılırlar. Gönüllülük esastır. Rekreasyon boş zamanda yapılır. Rekreasyon birçok aktiviteyi kapsar. Rekreasyon ciddi ve belirli amaçları olan bir aktivitedir. Rekreasyon yer, zaman ve insanlar açısından sınırlamaya tabi değildir. Rekreasyon etkinlikleri katılımcıya kişisel ve toplumsal özellikler kazandırır. Rekreasyon etkinliklerine devam etme ya da katılma zorunluluğu yoktur. Rekreasyon zevk ve mutluluk sağlayan bir faaliyettir. Rekreasyon evrenseldir ve rekreasyon etkinlikleri bütün insanlar için bir ortak dil oluşturur. Rekreasyon toplumun geleneklerine, törelerine ve manevi değerlerine uygun olmalı, sosyal değerlere ters düşmemelidir. Rekreasyon bir faaliyet yapılırken ikinci veya daha fazla faaliyete ilgi duyma ve gerçekleştirme olanağı sağlar. Rekreasyon kişinin kendisini ifade edebilme ve yaratıcı olabilmesine olanak sağlayacak nitelikte olmalıdır. Rekreasyon eylemi planlı ve plansız, beceri sahibi kişilerle ya da beceri sahibi olmayan kişilerle, organize veya organize olmayan mekanlarda yapılabilir. Rekreasyon türleri ise şu şekilde sınıflandırılabilir. Mekansal açıdan rekreasyon, açık alan rekreasyonu, kapalı alan rekreasyonu. Etkinliklere katılma şekline göre, aktif, etken, rekreasyon, pasif, edilgen, rekreasyon. Katılımcı sayısına göre, bireysel rekreasyon, grup rekreasyon. Katılımcı yaşlarına göre, çocuk, gençlik, yetişkin ve üçüncü yaş rekreasyonu. Katılımcıların milliyetlerine göre, ulusal ve uluslararası rekreasyon. Fonksiyonel açıdan, ticari, estetik, sosyal, sağlık, fiziksel, sanatsal, kültürel ve turistik rekreasyon. Rekreasyon faaliyetlerine yönelik talebin artmasının sebepleri, boş zaman artışı, gelir seviyesinin artması, teknolojik gelişmeler, şehirleşme eğilimleri, nüfus artışı ve hareketliliği, kitle iletişim araçlarının etkisi, reklam ve propaganda, eğitim ve kültür seviyesinin yükselmesi, değer yargılarının değişmesi, turizm ve rekreasyon bilincinin artması, siyasi otorite ve diğer kurumların etkisi, çevre bilincinin artması, değişen yeni sağlık bilinci ve tüketici tercihlerinde değişmeler şeklinde sıralanabilir. Rekreasyon etkinliklerinin planlanması sürecinde talebi arttırmak için dikkate alınması gereken temel unsurlar ise, ilgi, yaş, cinsiyet, yer ve mekan, yetenek beceri, zaman, fayda tatmin, grubun büyüklüğü, organizasyon şekli, planlama ve yönetim şeklinde sıralanabilir. Animasyon. Animasyon, eğlendirme, bir aktiviteyi sunma, konukları harekete geçirme gibi özellikler taşıyan canlandırma faaliyetlerinin bütünüdür. Animatör ise, canlandırıcı, canlandıran harekete geçiren kişi anlamında kullanılmaktadır. Daha geniş olarak animasyon, turistik boş zaman değerlendirme etkinliğidir. Turizm işletmeleri tarafından düzenlenip, turistlere hizmet olarak sunulur. Yardımcı hizmet niteliği taşır. Turistlerin gönüllü katılımı ile gerçekleşir. Tatmin sağlayıcı özelliği vardır. Animasyon rekreasyonun bir türüdür. Dolayısıyla rekreasyon için geçerli olan özellikler animasyon için de geçerlidir. Animasyonun hızlı gelişimini sağlayan faktörler aşağıdaki şekildedir. Hızlı ekonomik gelişme ve üretim satışlarının doğurduğu gelir fazlalığı. Ücretli izinlerin ve boş zamanın artışı. Sanayileşme, şehirleşme ve nüfus artışı sonucunda ortaya çıkan uyumsuzluklar ve rahatsızlıklar. Çevre ile ilgili görsel ve fiziki sorunlar. Toplumda gençlik ve üçüncü yaş gruplarının sosyal artışı ve aktif nüfusun azalması. Sosyal şekillenme ve kişiliği kaybetme riski. Animasyon türleri aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir. Niteliksel açıdan animasyon türleri. Mekansal açıdan animasyon, açık alan animasyonu, kapalı alan animasyonu, aktif, etken, animasyon, pasif,
edilgen, animasyon. Katılım şekline göre animasyon, aktif, etken, animasyon, pasif, edilgen, animasyon. Katılımcıların sayısına göre animasyon, bireysel animasyon ve grup animasyonu. Katılımcıların yaşlarına göre animasyon, çocuk animasyonu, gençlik animasyonu, yetişkin animasyonu ve üçüncü yaş animasyonu. Fonksiyonel açıdan animasyon, ticari animasyon, estetik animasyon, sosyal animasyon, sağlıklı yaşam animasyon, fiziksel animasyon, sanatsal animasyon ve kültürel animasyondur. Faaliyet türlerine göre animasyon türleri. Sportif animasyon. Sosyokültürel animasyon. Sağlıklı yaşam animasyonu. Seyahat animasyonu. Animasyonun fonksiyonları ise turiste yönelik fonksiyonlar ve turizm fonksiyonuna yönelik fonksiyonlar şeklinde sınıflandırılmaktadır. Animasyon turizm sektörünün en önemli parçasıdır. Animasyon faaliyetlerinin turizm sektöründe önemi ise şu şekilde açıklanabilir. Ürün çeşitliliği sağlamak. Olumlu imaj yaratmak. Ülke tanıtımı. Satışları artırmak. Konaklama süresini uzatmak. İşletmelere çekicilik ve cazibe unsuru kazandırmak. Turizm talebini arttırmak, yeni iş alanları ve iş hacmi yaratmak. Tanıtım maliyetlerini düşürmek. Fuar, festival, kongre ve organizasyonlar ile turizm sezonunu uzatmak. Bölgesel ve ulusal hareketliliği arttırmak. Otel işletmelerinde animasyon hizmetleri. Otel işletmelerinde animasyon hizmetleri, ana ürüne destek olmak amacıyla yürütülen hizmetler arasında yer alır. Animasyon etkinlikleri, otel imajının güçlendirilmesinden başlayarak gelirlerin arttırılmasına kadar geniş bir kapsamda etkiler yaratır. Bu nedenle, animasyon hizmetlerinin konukların beklenti ve ihtiyaçlarına cevap vermesi büyük önem taşır. Otel işletmelerinde animasyon hizmetlerinin yönetimi, animasyon ile ilgili yönetim fonksiyonlarının, üretim, pazarlama, finansman, insan kaynakları, muhasebe, araştırma ve geliştirme, halkla ilişkiler, planlanması, organizasyonu, koordinasyonu ve denetimini kapsar. Animasyon hizmetlerinin planlanması, düzenlenecek etkinlikler ile ulaşılmak istenen amaçlar arasında bağlantı kurulması, verilecek kararların amaçlara, olaylara ve tahminlere dayandırılmasını kapsar. Animasyon planı geniş anlamda animasyon hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Animasyon hizmetlerinin organizasyonu, animasyon planına uygun olarak ihtiyaç duyulan kaynakların hazırlanması, yöntem ve araçların belirlenmesi süreci kapsayan bir yönetim fonksiyonudur. Koordinasyon fonksiyonu, planlanan amaçlara ulaşmak için organizasyonun yönlendirilmesi ve buna uygun kararların alınması sürecini ifade eder. Animasyon hizmetlerinin denetimi, planlama, organizasyon ve koordinasyon çabalarının sonuçlarının değerlendirilmesi, başarı derecesinin belirlenmesi ve gerektiğinde düzeltici önlemlerin alınması sürecidir. Otel işletmelerinde animasyon hizmetlerinin organizasyonu. Otel işletmelerinde animasyon hizmetleri departmanı, diğer destek hizmetler gibi genellikle bir müdür yardımcısına ya da doğrudan otel müdürüne bağlı olarak çalışır. Farklı organizasyon yapıları içinde farklı şekillerde konumlandırılabilir. Diğer birçok destek hizmette olduğu gibi animasyon hizmetleri de otel işletmesi bünyesinde kurulacak bir departman aracılığı ile yürütülebileceği gibi, dışarıdan da satın alınabilir. Animasyon personeli ve özellikleri, animasyon departmanında çalışan personelin görevi eğlenceli etkinliklerle konukların otel işletmesinde güzel vakit geçirmelerini sağlamaktır. Bu görevi en iyi şekilde yerine getirebilmek için tüm personelin birbirleriyle, işletmenin diğer departmanlarındaki personel ile ve konuklar ile olumlu ilişkiler kurmaları gerekir. Animasyon departmanında görev alan personelle ve görevleri aşağıda sıralanmıştır. Animasyon koordinatörü, sadece zincir otel gruplarında bulunur. Aynı firma zincirine ait otellerin animasyon departmanları arasında koordinasyonu sağlamakla görevlidir. Animasyon departmanının tüm çalışmalarından sorumludur. Animasyon koordinatörünün bulunduğu işletmelerde, ayrıca animasyon müdürü bulunmayabilir. Bu durumda animasyon koordinatörünün altında animasyon şefi yer alır. Animasyon müdürü, işletmenin genel yöneticisi ile işbirliği halinde çalışan animasyon müdürü, tüm animasyon faaliyetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yönetimi, koordinasyonu ve denetiminden sorumludur. Animasyon şefi, bütün işletmelerde animasyon departmanında çalışan ekibin başında animasyon şefi bulunur. Animasyon şefi, animasyon koordinatörüne ya da animasyon müdürüne karşı sorumludur. Sahne yöneticisi,
sahneye konulacak tüm oyun ve gösterileri belirleyerek diğer ekip üyeleriyle işbirliği halinde gösterinin gerçekleştirilmesini sağlar. Koreograf, animasyon faaliyetleri içinde yer alan dans gösterileri gibi sahne şovlarının tasarlanması, gösterilerde sahnenin nasıl kullanılacağı, gösterinin kaç kişiyle gerçekleştirileceği, hangi hareketlerin kullanılacağı, sahnede gösteri sırasında kimin nerede duracağı gibi konularda koreograf karar verir. Dekoratör, eğlence departmanında animatörler kendi çalışma alanlarının düzenlenmesinden ve dekorasyonundan sorumludur. Dansçı, animasyon aktivitelerinin bir kısmını da dans gösterileri ve dans kursları oluşturur. DJ, disc jockey müzik sorumlusu etkinlikler sırasında veya konuklar dinlenirken, yemek yerken müzik yayınları gerçekleştirilir. Ses ışık sorumlusu, eğlence hizmetleri departmanında çeşitli aktiviteler sırasında ses ve ışık sistemlerine ait birçok araç kullanılır. Spor animatörü, işletmede gerçekleştirilecek tüm spor aktivitelerinin planlanması, hazırlanması ve uygulanmasından sorumlu olan animatördür. Mini kulüp animatörü, çocuk kulübünün işleyişinden sorumludur. Otel işletmelerinde animasyon programlarının geliştirilmesi. Animasyon hizmetlerinin planlanması ulaşılmak istenilen amaçlarla ilgili davranış biçimlerinin bilinçli olarak belirlenmesi, kararların amaçlara, olaylara, tahminlere ve rasyonellik ilkelerine dayandırılması işlemidir. Animasyon planı ise, animasyon hizmetleri için izlenecek yol ve davranışları gösteren rapordur. Animasyon programı ise, ana animasyon planının parçalarını oluşturur. Animasyon programı, katılımcılara sunulacak animasyon hizmetleri ile ilgili bilgileri içeren bir tablodur. Bu programlar broşürler, ilanlar gibi çeşitli yollarla turistlere sunulur. Animasyon hizmetleri çok çeşitli olduğundan, animasyon programlarında yer alan hizmet türleri de çeşitlilik gösterir. Otel işletmelerinde animasyon hizmetlerinin etkileri. Pazarlama ve rekabete etkisi, otel işletmelerinin sunduğu rekreasyon ve animasyon olanakları satış geliştirme faaliyetlerinin etkinliğini arttırır. Pazarlama olanaklarının artması işletmenin çekiciliğini arttırırken, satış gelirlerinin de yükselmesini sağlar. Animasyon, otel işletmelerine gelen konukların memnun olması ve olumlu izlenimlerle ayrılmalarının yanı sıra satışları arttırmak için bir pazarlama aracı olarak da kullanılabilir. Otel işletmesinin yaratılan olumlu imaj ile birlikte reklamının yapılmasını sağlar. Ayrıca otel işletmesinin çekiciliğini arttırarak bir rekabet avantajı oluşturur. Gelir yaratıcı etkisi, otel işletmelerinde uygulanan animasyon etkinlikleri müşteri memnuniyetini arttırır. Bu sayede konuklar işletme içinde daha çok vakit geçirmek ve sunulan diğer hizmetlerden de yararlanmak isterler. İşletme içinde vakit geçirirken sunulan hizmetleri tüketmeleri işletme içi satışları ve dolayısıyla gelirleri de arttırır. Oda satışlarını arttırmaya yönelik etkisi, animasyon etkinliklerinin yarattığı çekicilik ile birlikte doluluk oranlarının artması ve dolayısıyla oda gelirlerinin de artması sağlanır. Ayrıca konukların işletme içinde iyi vakit geçirdikleri için kalış sürelerini uzatmaları da satış gelirlerini arttırır. Yiyecek içecek satışlarına etkisi, otel işletmelerinde yiyecek içecek tesislerinde sunulan ürünler işletmeye ek gelir olanakları yaratır. Animasyon hizmetleriyle tesis içinde vakit geçirmeyi tercih eden konuklar bu ürün ve hizmetlerden daha çok yararlanır. Dolayısıyla animasyon hizmetleri yiyecek içecek satışlarını da arttırmış olur. Diğer hizmet satışlarına etkisi, oda ve yiyecek içecek gelirlerinin yanı sıra konuklara ücretli olarak sunulan telefon, çamaşırhane, hamam, sauna gibi hizmetlerde konukların tesis içinde geçirdikleri sürenin artmasına bağlı olarak gelirlerin artmasını sağlar. Ayrıca animasyon etkinlikleri yardımı ile bu tür ek gelir getirecek ürün ve hizmetlerin tanıtımının yapılması da mümkündür. Marka ve imaj bağımlılığı yaratma etkisi, konukların zihninde yaratılmak istenen imaj doğrudan doğruya faaliyetlere katılma, bilgilendirme ve tanıtım yolları sayesinde gerçekleştirilir. Bir otel işletmesini tercih etmeden önce konukların zihninde oluşan imajın, işletmede geçirdikleri süre boyunca pekiştirilmesi için animasyon etkinlikleri önemli bir rol üstlenir. Geceleme süresi ve gelme sıklığını arttırmaya etkisi, konukların otel işletmesinde geçirdikleri süre boyunca kendilerini rahat ve mutlu hissetmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen animasyon etkinlikleri, kalış süresinin uzamasına ve konukların işletmeyi tercih etme sıklıklarının artmasına neden olur. Turizm ürününün geliştirilmesine etkisi, animasyon etkinlikleri işletmelerin konuklarına sunduğu hizmetlerden farklı olarak, dinlendirme, eğlendirme amacı taşımaktadır. Animasyon etkinlikleri otel işletmelerinin ürün çeşitlendirme faaliyetlerine destek olmaktadır. Kültürel yakınlaşmaya etkisi, otel işletmelerinde uygulanan animasyon etkinlikleri,
ekonomik katkılarının yanı sıra kültürel etkileşime de destek olmaktadır. Ziyaret edilen ülke kültürü hakkında animasyon etkinlikleri sırasında verilen bilgiler konukların yerel kültür hakkında olumlu imaj geliştirmesine yardımcı olmaktadır. Otel işletmelerinde destek hizmetleri dersi 6. ünite özeti. Güvenlik. Otel işletmelerinde güvenlik. Otel işletmelerinde, konukların, personelin ve tesisin güvenliğini sağlayacak bir güvenlik departmanının oluşturulması işletme adına yararlı olacaktır. Güvenlik işinde en önemli unsur, oluşabilecek ve hali hazırda mevcut olan güvenlik sorunlarını hedef olan güvenlik programının oluşturulmasıdır. Otellerin güvenlik programı şu unsurları dikkate almalıdır. Kilitler, anahtar kontrolleri ve elektronik ya da mekanik kartlara erişim denetimi. Konuk odalarının güvenliği. Tesislerdeki kişilerin denetimi. Çevre denetimi. Varlık denetimi, nakit para, konukların şahsi ve değerli eşyaları, donanım, demirbaşlar. Acil durum süreçleri. İletişim. Güvenlik kayıtları. Maj ve izlenim gibi unsurların turizm sektöründe potansiyel müşteriler için ne kadar önemli olduğu düşünüldüğü ve otelde oluşabilecek güvenlik zafiyetlerinin bu imajı etkilediği düşünüldüğünde, otellerde bulunan güvenlik programlarının sürekli iyileştirilmesi gerektiği gerçeğine varabiliriz. Güvenlik programı hazırlanırken, gerekli olan personel, bu personelin nasıl işlev göreceği gibi konular göz önünde bulundurulmalıdır. Oteller güvenlik işlevi için özel güvenlik şirketleriyle anlaşabileceği gibi, kendi bünyelerinde de güvenlik departmanı kurma yoluna gidebilir. Güvenlik işlevi özel güvenlik şirketi vasıtasıyla yapılacağı zaman yapılacak olan sözleşmede şu konular açıkça belirtilmelidir. Güvenlik işlevi özel güvenlik şirketi vasıtasıyla yapılacağı zaman yapılacak olan sözleşmede şu konular açıkça belirtilmelidir. Güvenlik firması çalışanlarının kime karşı sorumlu olacağı, kime rapor verecekleri, nasıl bir zaman çizelgesine göre çalışacakları, ne tür bir programa göre hareket edecekleri, otel bünyesinde bir güvenlik departmanı kurulması, otele alınacak güvenlik personeli üzerinde kontrolü, bu personelin nasıl eğitim alacağının belirlenmesini, güvenlik personeli ve diğer bölümlerde çalışan personel arasındaki bağın artmasını sağlar. Güvenlik personeli alınırken, ön inceleme ve sabıka kaydı araştırmalarının yapılması önemlidir. Güvenlik departmanının organizasyon şeması içerisindeki yeri işletmenin yapısına ve büyüklüğüne göre değişebilir. Büyük bir işletmede güvenlik departmanının şema içerisindeki yerini görmek için sayfa 102'deki şekil 6.1'i inceleyiniz. Güvenlik departmanının kendi içerisindeki yapıda görev alan güvenlik müdürü tesiste çalışan diğer bölümlerle irtibat halinde işlerini yürütür ve kendi altında çalışan elemanların denetimini yapar. Güvenlik müdürleri işe alınacak her türlü personelin potansiyel risk taşıyıp taşımadığını belirlemek için insan kaynakları birimiyle beraber çalışmalıdır. Güvenlik şefi veya güvenlik müdür yardımcısı olarak adlandırılan personel de tıpkı güvenlik müdürü gibi diğer birimlerle iletişim halinde olur ve raporlarını güvenlik müdürüne sunar. Güvenlik personeli ise verilen görevleri yerine getirir ve güvenlik şefine bağlı olarak çalışır ve aynı şekilde otelde bulunan diğer birimlerle iletişim halinde çalışır. Güvenlik ekipmanları. Güvenlik programının uygulanmasında güvenlik personeli, ekipman ve süreçler 3 ana unsur olarak karşımıza çıkar. Bu unsurlardan personel ve ekipmanlar fiziksel kaynaklar, süreçler ise bu fiziksel kaynakların nasıl kullanılacağını ve hangi prosedürlerin izleneceğini belirleyen yol haritalarıdır. Fiziki güvenlik ve çevre denetimi, otellerde konaklayan konukların dış dünyadan ve yabancılardan gelecek tehlikeler karşısında zarar görmemesi amacını taşımalıdır. Bu bağlamda çevre duvarları, aydınlatma ve otoparklar özenli şekilde düzenlenmesi gereken unsurlardır. Otellerde yapılacak izleme işlemleri, çevrenin denetlenmesi ve tesisin korunması açısından çok önemlidir ve bu işlemin yapılabilmesi için personele ve çeşitli ekipmanlara ihtiyaç duyulur. İzleme işleminin yapılabilmesi için kapalı devre kamera sistemleri güvenlik personelinin en önemli ekipmanıdır ve olayların tespit edilebilmesini sağlar. Ancak, kamera sistemleri özel hayata müdahale edecek şekilde, tuvaletler, kullanılmamalıdır. Güvenlik personelinin etkili çalışabilmesi ve olaylara hızlı müdahale edebilmesi için aralarındaki iletişimin sürekli tutulması gerekir ve bu amaçla çağrı cihazları ve çift yönlü telsizler kullanılmaktadır. Otellerde izinsiz giriş ve çıkışları önlemek için yangın merdivenlerinde ve acil çıkışlarda alarm sistemleri kullanılır. Yerel alarmlar, kontrol merkezine bağlı olmayan, bağlantılı alarmlar, kontrol merkezine bağlı olan, uzaktan kumandalı alarmlar, hareket beklenmeyen bölgelerde bulunan ve güvenlik alarmları, yangın anında çalışan,
olmak üzere 4 çeşit alarm bulunur. Otellerde kullanılan güvenlik ekipmanları, duman detektörü, yangın söndürücüler, yağmurlama sistemleri, karbon monoksit detektörü ve kaza önleyici levhalardır. Yangın söndürücüler, kullanım amaçlarına göre farklılık gösterir ve otellerde farklı yangınlarda kullanılmak üzere farklı tip söndürücüler bulunmalıdır. Duman detektörleri otelin herhangi bir yerinde oluşan sıcaklık artışını veya dumanı tespit etmekte kullanılır. Kapalı alanlarda ortaya çıkabilecek karbon monoksit artışlarının belirlenmesinde karbon monoksit detektörleri hayati öneme sahiptir. Yağmurlama sistemleri herhangi bir yangın esnasında aktif hale gelip bu yangınların söndürülmesini sağlar ve binaların yapım aşamasında monte edilmeli, eski bina ise restorasyon esnasında takılmalıdır. Kaza önleyici levhalar ise tehlike uyarıları, önlem ve güvenlik talimatları olarak 3 gruba ayrılır. Otellerde genel bina güvenliğinin yanı sıra, kişisel alanlar olan odaların da güvenliği önemlidir. Oda kilitleri oda güvenliğinin sağlanmasında en önemli unsurdur ve klasik anahtarlar, PAS sistemi, elektronik kart sistemi veya akıllı kart sistemi kullanan kilitler mevcuttur. Oda güvenliğini sağlamada bir diğer unsur ise ikincil erişim sınırlama araçlarıdır ve bunlara örnek olarak camların belli bir seviyeden sonra açılmasını engelleyen sistemler verilebilir. Kapı gözetleme delikleri, oda iletişimi ve oda içi güvenlik bilgisi şeması gibi diğer unsurlar da oda güvenliğinin sağlanmasında önemli rol oynar. Acil durumlar ve alınacak önlemler. Acil durum planları oteller için çok önemlidir ve bu planlar hazırlanırken aşağıdaki noktalar göz önünde bulundurulmalıdır. Ortaya çıkabilecek olası acil durumların türleri. Çevre oteller, polis, itfaiye ile muhtemel işbirlikleri. Personel ihtiyacı, personelin uygunluğu ve sahip olduğu beceriler. Ekipman, malzeme ve iletişim ihtiyacı. Çalışanları acil durumlara hazırlamak için eğitim olanakları. Toplumun acil durumlara hazır olma derecesi. Otel işletmelerinde baş gösterebilecek acil durumlar bombalama olayları, bomba ihbarları, yangın, fırtına, kasırga, sel, deprem, elektrik kesintileri, soygun, tıbbi acil durumlar ve terör olarak sıralanabilir. Her acil durumun kendine has sonuçları ve müdahale biçimleri olduğundan güvenlik personeli her bir acil durum için ayrı ayrı eğitilmeli ve bu durumlarda yapılacak müdahaleler iyi planlanmalıdır. Bombalama olayları ve bomba ihbarları gibi durumlarda durumlar otel işletmesi tarafından önceden hazırlanmış acil durum planlarının kullanılması gerekir ve bir komuta merkezi kurularak güvenlik güçlerinden yardım istenmelidir. Güvenlik görevlilerinin bu tür durumlar için eğitilmesi büyük önem taşır ve ihbarı alan personel, ihbar eden kişiden olabildiğince çok bilgiyi edinebilmeli ve soğukkanlı olmalıdır. Yangın olaylarında ise otellerin bir acil durum planları olmalıdır ve planlar aşağıdaki noktalar yer almalıdır. Boşaltma süreçleri ve yangın kaçış talimatları. Boşaltma sırasında kritik operasyonları yürütecek personel. Kurtarma ve ilk yardımdan sorumlu personel ile. Kullanılacak araçlar. Fırtına ya da kasırgalar için hava durumunun ve yerel otoritelerin uyarıları dikkate alınmalıdır ve sığınaklar, bu sığınaklara ait yerleşim planları, ihtiyaç duyulabilecek malzemeler, sorumlu personel ve personelin görevleri önceden belirlenmelidir. Sel baskınlarına karşı her ne kadar inşaat aşamasında önlemlerin alınması gerekse de oluşabilecek su baskınları esnasında itfaiyelerden temin edilecek su tahliye pompaları kullanılabilir ve paniklerin önlenmesi adına kaçış planları ve personellerin görevleri detaylı bir şekilde hazırlanmalıdır. Deprem olayları ise en yıkıcı ve en tehlikeli doğa olaylarıdır ve bu afetlere karşı önlemler daha inşaat aşamasındayken alınmalı ve risk boyutu detaylı bir şekilde incelenmelidir. Deprem esnasında oluşacak panikleri engellemek için acil durum planları binanın uygun yerlerine asılmalıdır ve personel bu konuda eğitilmelidir. Deprem sırasında oluşacak kayıpların yanı sıra bir diğer önemli konu ise deprem sonrası hayatta kalanların yaşamlarını sürdürmelerine yetecek jeneratör, su, battaniye ve yiyecek gibi hayati öneme sahip malzemelerin telde bulundurulması ve muhafazasının iyi planlanmasıdır. Elektrik kesintileri ise otelde bulunan aydınlatma, İzleme ve takip sistemlerinin çalışmaya devam etmesini engellediğinden güvenlik zafiyeti doğurabileceği için, yedek jeneratörler bulundurulmalı ve afet dışı faktörler tarafından oluşturulan elektrik kesintisinin önüne geçilmelidir. Soygun gibi durumlara karşı ise kasiyerlerin nasıl davranacağının belirlenmesi önem taşır. Tıbbi acil durumlara karşı ise işletmelerde doktor ve sağlık ekibi bulundurulmalıdır. Terör olaylarında ise güvenlik personeline şüphelileri tespit etmek ve uygun müdahalelerde bulunabilmek adına hayati görevler düşmektedir. Güvenlik personelinin dikkati kundaklama, bombalama, adam kaçırma,
rehin alma ve isyan gibi olayları önceden önleyebileceği için önem taşır. Otel işletmelerinde destek hizmetleri dersi 7. ünite özeti. Ziyafet yönetimi. Giriş. Ziyafet, Fransızca banyet olan kelime Türkçe karşılığı banket olarak otel yönetiminde kullanılan resmi ve özel yemekli organizasyonlardır. Geçmişte 14-15 sıra yemeklerden oluşan ziyafetler, günümüzde en az 3 sıra ve en çok 6 sıradan oluşan kişilere özgü olarak hazırlanmış özel yiyecek ve içecek organizasyonları şeklinde yürütülmektedir. Bu özel yiyecek içecek organizasyonları, kongre ve seminer yemekleri, kokteyl partileri, düğün ve nişan yemekleri, danslı akşam yemekleri, balolar, moda gösterileri, basın toplantıları ve sergiler gibi aktivitelerden oluşmaktadır. Ziyafetin otel işletmeleri içindeki yeri ve önemi. Ziyafetlerin organizasyonu ve yönetimi, büyük otellerde yiyecek içecek müdürlüğüne bağlı olarak ziyafet müdürünün sorumluluğunda yürütülmektedir. Ziyafet organizasyonu, servis personeli kadar mutfak personelinin kalitesi de önemlidir. Ziyafet menülerinde yer alan yemeklerin lezzetli ve sunumun başarılı olabilmesi için, özel bir mutfak ekibine ihtiyaç vardır. Ziyafet personeli. Büyük otellerde, ziyafet organizasyonlarında özel olarak eğitilmiş ziyafet personeli çalışmaktadır. Düzenli olarak ziyafet vermeyen oteller ise dışarıdan ekstra personele eğitim vererek çalıştırmaktadır. Bazı otellerde ziyafet organizasyonları satış ve pazarlama müdürlüğüne bağlı olarak yürütülmektedir. Bu tür örgütlenmelerde, pazarlama müdürlüğü müşteriyle ilk iletişimi sağladıktan sonra, ziyafetle ilgili gerekli görüşmeleri yaparak, otel ile müşteri arasında bir ziyafet sözleşmesi imzalayarak müşteriyi ziyafet müdürüyle tanıştırmaktadır. Türkiye'deki otel işletmelerinde ziyafetlerin pazarlanması ve yönetimi, ziyafet müdürü tarafından yürütülmektedir. Ziyafet müdürü. Büyük otellerde ziyafetlerin yönetiminden sorumlu, ziyafet organizasyonu ile ilgili bilgileri diğer birimlere ileten üst düzeyde bir yöneticidir. Bir ziyafet müdüründe bulunması gereken özellikler aşağıdaki gibi sıralanabilir. Neşeli ve sempatik sahip olmak. Fiziki görünüşü düzgün ve iyi giyimli olmak. Nezaket ve görgü kuralları konusunda bilgili olmak. Diplomasının kurallarından anlamak. Detaylar konusunda dikkatli olmak. Telaşlanmamak ve sabırlı olmak. Yazılı ve sözlü iletişimde başarılı olmak. Değişikliklere uyum sağlayabilmek. Yaratıcı olmak. Ziyafet müdürünün görev ve sorumlulukları. Yiyecek içecek müdürlüğü tarafından belirlenen kurallar doğrultusunda ziyafetlerin satışını ve organizasyonunu gerçekleştirmek. Yiyecek içecek müdürünün vereceği görevleri yerine getirmek. Ziyafetlerin organizasyonu ile ilgili bölüm müdürleriyle iyi ilişkiler kurmak. Kendisine bağlı donanım, araç gereç ve malzemelere sahip olmak. Ziyafet maliyetleri belirlemek ve kontrolünü yapmak. Yiyecek içecek müdürü ve mutfak şefi ile birlikte ziyafet menüleri hazırlamak. Ziyafet bölümünde çalışan personeli, yiyecek içecek müdürü ve personel müdürü ile işbirliği yaparak işe almak. Ziyafet bölümünde çalışan personelin terfi, puan ve izin günlerini belirlemek. Müşterilerin ziyafetle ilgili özel isteklerini açıklamak. Ekibine, ziyafet menüsü, servis, içki bilgisi ve müşteri ilişkileri konusunda eğitim vermek. Ziyafet ile ilgili ödemeleri muhasebe bölümüne iletmek. Ziyafet salonlarını, masaların yerleştirilmesini, yemek ve içki büfelerini kontrol etmek. Ziyafet menüleriyle ilgili satın alınan yiyecek, içecek ve malzemeleri kontrol etmek. Ekibinin çalışmalarını kontrol etmek. Ziyafetlerde kullanılan araç gereç, tabak, bardak, çatal, kaşık ve bıçak gibi malzemelerin kontrolünü yapmak. Ziyafet organizasyonlarında güvenlikle ilgili toplantılara katılarak, ziyafetlerin güvenliği ile ilgili her türlü önlemi almak. Bölümünde hijyen kuralları oluşturarak, uygulanmasını sağlamak. Bölümüyle ilgili gelişmeleri takip etmek, yiyecek içecek fuarlarına katılarak bu konuda gelişen teknolojileri takip etmek. Belirli aralıklarla, ekibiyle toplantılar yaparak onların görüşünü almak. Ziyafetlerin tanıtımında ve satışların arttırılması için pazarlama müdürlüğü ile işbirliği yapmak. Çalışmaları konusunda belirli aralıklarla rapor hazırlayarak, yiyecek içecek müdürüne sunmak şeklinde sıralanabilir. Sekreter. Ziyafet müdürüne bağlı olarak çalışan sekreter ziyafetle ilgili yazışmaları yürütür. Haberleşme formlarını hazırlayıp ilgili bölüm müdürlerine gönderir ve sonuçlarını takip eder. Ziyafet müdürünün randevularını organize eder, telefonlarını bağlar ve her türlü yazışmaların dosyalama işleminden sorumludur. Ziyafet servis şefi.
Ziyafet müdürüne karşı sorumlu olan ziyafet servis şefi ziyafetlerde yeterli düzeyde servis personeli olmadığı durumlarda, dışarıdan ekstra servis personeli temin eden üst düzey elemandır. Ziyafet servis şefi olabilmek için bazı özelliklere sahip olmak gerekmektedir. Bu özellikler aşağıdaki gibi sıralanabilir. İyi bir mutfak ve servis bilgisine sahip olmak. Çalıştığı otelin prensipleri ve çalışma kurallarını bilmek. Giyimi ve davranışlarıyla personele örnek olmak. İnsan psikolojisinden anlamak, insanları motive etmesini ve yönetmesini bilmek. En az iki yabancı dil bilmek. Güler yüzlü, sakin ve otoriter olmak. Kuvvetli bir belle ve isabetli kararlar alabilen yeteneğe sahip olmak. Ziyafet servis şefinin görevleri. Ziyafet bölümünde çalışan servis eleman haftalık görevlerini ve iş programlarını yapmak. Servise başlamadan, küçük bir toplantı, meeting, yaparak ziyafet menüsü ve servisi hakkında bilgi vermek. Servis personelinin genel görüntüsü, kıyafeti ve temizliğini, saç, el, tırnak gibi, kontrol etmek. Ziyafet servis personelinin senelik izin ve terfi programlarını hazırlayarak, ziyafet müdürünün onayına sunmak. Ziyafete gelen konukları güler yüzle karşılamak ve uğurlamak. Ziyafeti yönetmek ve akışını kontrol etmek. Ziyafet sırasında aksayan ve eksik kalan işlerin tamamlanmasına yardımcı olmak. Bölümünde bulunan araç gereçlerin ve malzemelerin eksiksiz ve kusursuz olarak çalışmasını sağlamak. Bölümünde kullanılan malzemelerin hijyenik ve temiz olmasını sağlamak. Servis sırasında konukların yemeklerle ilgili memnuniyetlerini gözlemlemek. Bölümüyle ilgili, sarf malzemelerin stok kontrolünü yapmak, gerektiğinde sipariş vermek. Ziyafet öncesi ve sonrası yapılacak işleri belirlemek ve kontrolünü yapmak. Üstlerine çalışmalar hakkında bilgi vermek, gerektiğinde rapor hazırlamak. Ziyafet servis elemanı. Servis elemanı stajını yapmış ve büyük otellerde yiyecek içecek bölümünde servis eleman yardımcısı olarak çalışmış tercihen turizm ve otelcilik meslek lisesi nikel bitirmiş elemandır. Ziyafet servis elemanı aşağıdaki görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Ziyafet müdürü ve servis şefinin belirlemiş olduğu ilke, standart ve kurallar doğrultusunda çalışmak. Çalışmış olduğu bölümün servise hazırlanmasında ve servisinden sorumlu olmak. Ekip çalışmasına yatkın olmak, konukları güler yüzle karşılamak, onlara hızlı ve servis yapmak. Ziyafet menülerini çok iyi tanımak, yemeklerin nasıl hazırlandığı ve sunuşu hakkında bilgi sahibi olmak, konuklardan gelen özel istekleri şefine aktarmak. Çalışma arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kurmak. Giyimi ve davranışlarıyla yardımcılarına örnek olmak. Nezaket ve görgü kurallarını bilmek. Servis şefi tarafından yapılan eğitim toplantılarına katılmak. Mesleği ile ilgili kendini geliştirmek. Ziyafet servis eleman yardımcısının görevleri. Ziyafet müdürü ve servis şefinin belirlemiş olduğu ilke, standart ve kurallar doğrultusunda çalışmak. İnsan ilişkileri ve insan psikolojisi konusunda bilgi sahibi olmak. Üstlerinin verdiği görevleri yerine getirmek. Ziyafet öncesi ve sonrasında servis ofisinin temizliğini yapmak. Servis ofisinde yapılan, tabakların, bardakların, çatal, kaşık ve bıçakların kurulanması ve yerlerine yerleştirilmesinden sorumlu olmak. Servis sırasında kirli malzemeleri bulaşıkhaneye götürmek, kirli masa örtüleri ve peçeteleri çamaşırhaneye götürmek. Servis sırasında küllükleri değiştirmek. Servis öncesi toplantılara katılmak, kendisini sürekli olarak geliştirmek. Ziyafet içecek servis şefi. Ziyafetlerde servis edilen, tüm alkollü ve alkolsüz içkilerin servisinden sorumlu bir elemandır. Ziyafet ekstra servis personeli. Büyük şehirlerde yer alan büyük otellerde ekstra olarak çalışan servis elemanıdır. Ekstra servis personeli işbaşı yapmadan önce, çalıştığı otelin ilke, standart ve çalışma kuralları konusunda eğitim verilmelidir. Ziyafet sonrası temizliğe yardımcı olup, ücret alarak otelden ayrılırlar. Taşıyıcılar, hamallar. Ziyafetlerde masa ve sandalyelerin taşınması ve yerleştirilmesi işlemini yapan elemanlardır. Ziyafet çeşitleri. Ziyafetler, otellerin restoran, bar, kafe ve lobi alanlar dışında kalan, resmi ve özel organizasyonlardan oluşmaktadır. Otellerde konuklara verilen ziyafet çeşitleri aşağıda belirtilen şekilde sıralanabilir. Çay ve kahve ziyafetleri, küçük gruplardan oluşan toplantılarda, üyeler kendi konularını görüşürken, çay ve kahve gibi sıcak içecekler ile kola, fanta, gazoz ve meyve suyu gibi soğuk içeceklerin servisinin yapıldığı, grubun isteğine bağlı olarak kuru ve yaş pata ile çeşitli çörek ve börekler de ikram edilen ziyafetlerdir.
Açık büfe ziyafetler, ayakta düzenlenen bu ziyafetler soğuk yemekler, sıcak yemekler, tatlı ve meyveden oluşan, salonların ortasına ya da kenarlarına hazırlanan, konukların sıraya geçerek, açık büfeden seçtikleri yemekleri, salonda bulunan masalarda eş ve dostlarıyla sohbet ederek yenilmesini amaçlayan ekonomik organizasyonlardır. Bu arada servis elemanları salonda dolaşarak, tepsiyle konuklara içki ikram etmektedirler. Amerikan usulü ziyafetler, bu ziyafetler kongre, nişan, düğün seminer, sempozyum gibi toplantıların aralarında ya da bitiminde verilen öğle akşam yemekleri şeklindeki ziyafetlerdir. Kokteyl usulü ziyafetler, açılış ve tanıtım amaçlı toplantılarda konuklara içki ve hafif yiyecekler ikram edilen kısa süreli ve daha düşük maliyetli ziyafetlerdir. Protokol usulü ziyafetler, devlet büyüklerinin, cumhurbaşkanı ve bakanlar, yabancı konuklar için düzenlediği ziyafetlerdir. Ziyafet kabulü, ziyafet sözleşmesi. Ziyafet düzenlemek isteyen müşteriler, otellerde yiyecek içecek müdürüne bağlı olarak çalışan ziyafet müdürüyle bir görüşme yapmaktadır. Ziyafet müdürü, ziyafet kabulüne yardımcı olmak üzere önceden bir hazırlık yapmaktadır. Bu hazırlıklar, fiyatlarının da önceden belirlendiği ziyafet kokteylleri ve ziyafet yemeklerinin menüleriyle ziyafet salonlarının krokileri, kapasiteleri ve masa şekillerinden oluşmaktadır. Ziyafet sözleşmesinde aşağıdaki maddeler yer almaktadır. Ziyafet sahibinin adı, soyadı, açık adresi ve telefon numarası. Ziyafet bir şirkete ait ise, fatura bilgileri. Ziyafetin türü, nişan, düğün ve kutlama gibi. Ziyafetin tarihi, günü ve saati. Ziyafetin başlangıç ve bitiş saati. Ziyafet menüsü ve kişi başı fiyat, içki servis ve ödeme şekli. Ziyafet salonun adı ve masa düzeni. Oturma planı. Orkestra, müzik ve mikrofon, mum çiçek gibi özel istekler. Konuşmalar yapılacaksa, sıra ve zamanı. Konuklarla ilgili özel bilgiler, vejetaryen, sakatat yemez, alkolü içki içmez gibi. Ziyafetlerde ön hazırlık çalışmaları, mise en place. Ziyafet sözleşmesi ziyafet müdürü ve ziyafet sahibi tarafından imzalandıktan sonra, fotokopi ile çoğaltılarak ilgili bölümlere gönderilir. Ziyafet emrini alan, restoran, mutfak, bar ve kat hizmetlerinin sorumluları kendi bölümleri için iş planları hazırlayarak, kimlerin görev alacağını ve hangi işlerin yapılacağını belirleyerek, kendi bölümleriyle ilgili olarak çalışma hazırlıkları başlatır. Ziyafetin organizasyonu. Ziyafet sözleşmesini imzalamasından sonra organizasyon işlemine başlanır. Masa ve sandalyelerin yerleştirilmesi. Örtülerin açılması. Menü kartı ve isimliklerinin yerleştirilmesi. Çiçek ve şamdanların yerleştirilmesi. Posta dağıtımı, servis elemanları arasında iş bölümü. Ziyafet salonlarında müşteri sayısı belirlenirken dikkat edilecek konular. Ziyafet salonunun konumu, ziyafet mutfağı ile salon arasındaki mesafenin uzaklığı. Mutfak ile servis personelinin eğitimi, iş tecrübesi ve kalitesi. Mutfakta kullanılan ziyafet ekipmanlarının, araç ve gereçlerinin yeterli düzeyde olması. Ziyafet menüsünde yer alan yemeklerin çeşidi ve sunuş kalitesi. Müşterilerin karşılanması. Müşteriler, ziyafet salonu kapısında, ziyafet sahibi ve sahibesi tarafından karşılanır. Ziyafet bir resmi ya da özel kuruluş tarafından düzenlenmiş ise, karşılama görevi kuruluşun üst düzey yetkilileri tarafından yapılır. Devlet büyüklerini ve saygın kişileri, karşılamak ve içeriye kadar birlikte yürümek, protokol gereği yapılması gereken bir zorunluluktur. Ziyafet servisi. Resmi ziyafetlerde servis, şerefine verilen kişiden başlar. Düğün ve nişan gibi ziyafetlerde servis, gelin ve damattan başlar. Veda, karşılama gibi ziyafetlerde servis, veda eden, karşılanan kişiden başlar. Özel ziyafetlerde servis, makam, rütbe ve kariyer bakımından yüksek olan kişiden başlar. Aile ziyafetlerinde servis, aile büyüklerinden başlar. Yemeklerin servisi. Servis, ziyafet servis şefinin işaretiyle başlar. Şeref konuğuna ilk servis yapıldıktan sonra, tüm salonun servisinin aynı anda başlaması ve aynı anda tamamlanması istenilir. Amerikan usulü tabak servisinde, servis edilen tabaklar, müşterilerin sağ tarafından saat yelkovanı istikametinde servis elemanı tarafından servis edilerek tamamlanır. 10 kişilik yuvarlak masaların yer aldığı masa düzeni servisin rahat ve kolay olması açısından en ideal masa düzenidir. Şarapların servisi. Ziyafetlerde şarap servisi sırası şöyledir: beyaz şarap, pembe şarap, kırmızı şarap, köpüklü şarap.
Şarapların ısısı ve servisin aynı anda başlayıp tamamlanması önemlidir. Ziyafet menüsü. Ziyafet menüsü ziyafetin özelliğine göre düzenlenmelidir. Resmi ziyafetlerde yabancı konuklara, o ülkenin milli mutfağında yer alan, özgün yemekler içeren menü hazırlanmalıdır. Ziyafet menüsü hazırlanırken dikkat edilecek konular. Ziyafet menüsünün fiyatı belirlenirken, menüyü oluşturan yemeklerin içine konulan malzemelerin maliyetleri dikkate alınmalıdır. Menü mümkün olduğu kadar, mevsimlik sebze ve meyvelerden oluşmalıdır. Menüde yer alan yemeklerin uyumuna dikkat edilmelidir. Bulunması ve satın alınması güç olan malzemelerden kaçınılmalıdır. Benzer yiyeceklerin tekrarından kaçınılmalıdır. Yağlı ve ağır yemekler arka arkaya gelmemelidir. Menüyü oluşturan yemeklerin pişirme tarzı değişik olmalıdır. Yazın hazırlanan menüler, kış menülerine göre daha hafif olmalıdır. Menü hazırlarken dengeli beslenme kuralına özen gösterilmeli ve günlük kalori ihtiyacı dikkate alınmalıdır. Menü hazırlanırken, mutfaktaki ekipmanlar ve araç gereçler göz önünde bulundurulmalıdır. Garnitürler ana yemeklerin kalitesine uygun olmalıdır. Otel işletmelerinde destek hizmetleri dersi 8. ünite özeti. Çamaşırhane yönetimi. Çamaşırhane tanımı ve organizasyonu. Otel işletmelerinde müşterilerin kullanımına sunulan havlular, çarşaflar, restoran takımları, çamaşırlar, üniformalar, mutfak bezleri, perdeler gibi çeşitli çamaşır grupları kullanılır. Çamaşırların temiz, hijyenik ve estetik olması müşterilerin önem verdiği durumdur. Çamaşırhanenin kaliteli çamaşırların satın alınması çalışanların yeterli bilgi ve becerilere sahip olması gerekir. Çamaşırhanelerde çalışanlar şu şekilde sıralanır. Çamaşırhane şefi, kat hizmetleri yöneticisine bağlı olarak, tüm çamaşırhane işlerini yönetmekten sorumludur. Yıkayıcılar, çamaşırhanedeki tüm yıkama ve sıkma makinelerini kullanabilen, yıkama aşamasından ütüleme aşamasına kadar sorumlu personeldir. Markalayıcılar, müşteri çamaşırlarının temizliğiyle ilgilenen ve markalama yapan personeldir. Taşıyıcılar, müşteri odaları ile çamaşırhane arasında kirli takım ve müşteri çamaşırları transferlerini yapan personeldir. Terziler, çamaşırhanedeki tamir, bakım işlerini yürüten, gerekli hallerde otelin kullandığı çamaşırları, çarşaf, masa örtüsü ve personel üniformalarını diken personeldir. Çamaşırhane başlıca şu kısımlardan oluşur. Kirli sayım ve kayıt. Tamir bakım. Yıkama sıkma. Kurutma ütüleme. Kuru temizleme. Temiz çamaşır depolama. Yıkama sonucunda çamaşırların şu özellikleri taşıması beklenir. Temiz ve lekesiz olması. Beyazlar parlak, renkliler solmamış. Hoş kokulu ve yumuşak. Sağlık açısından güvenli. Yırtık, sökük, delinme, çekme, elyaf zayıflaması gibi mekanik hasar görmemiş. Sertleşme, sararma, dirileşme olmaması gibi özelliklerdir. Çamaşır envanteri. Otel işletmelerinde çamaşırların sayı ve kalite olarak kontrolünü yürütebilmek için envanter oluşturulur. Temizlikten hemen kullanıma sokulan çamaşırlar daha hızlı yıpranmaktadır. Bunu önlemek için çamaşırların yıkandıktan sonra en az 24 saat dinlendirilmesi önerilir. Otellerde çamaşırların istendiği zaman kullanıma hazır olması, hizmet sürecinin kesintisiz devam etmesi açısından son derece önemlidir. Çamaşır stokunun fazla olması kadar, düzenli envanter kontrolüne de önem verilmelidir. Çamaşırhane ekipmanı. Çamaşırhane ekipmanı seçilirken işletmenin ihtiyacına göre makine kapasitesi ve sayısı belirlenir. Ekipman türleri. Çamaşırhane ekipmanı yıkama makinesi, kurutma makinesi, ütüler ve yardımcı araç gereçlerdir. Yıkama makinesi, yükleme kapasiteleri 10 ile 500 kilogramdır. Kurutma makinesi, suyu sıkılmış çamaşırları sıcak hava verilen tamburda döndürerek kurutan makinelerdir. Ütüler, çeşitli ütü ve presler kullanılır. Bunlar silindir, pres, manken ve el ütüsü ile kol yaka manşet presidir. Yardımcı araç gereçler, markalama makinesi, leke çıkarma araçları ve taşıma arabaları örnek verilebilir. Çamaşırhane işlemleri. Çamaşırhane faaliyeti, birbirini izleyen standartlaşması gereken planlı olarak düzenlenen çeşitli aşamalardan oluşur. Çamaşırların çamaşırhaneye ulaştırılmasından sonra sırayla aşağıdaki işlemler izlenir. Çamaşırların gruplandırılması, gruplandırma temizlik kalitesi açısından önemlidir. Çamaşırlar, yatak takımları, havlular, restoran takımları gibi kullanım alanlarına göre ve ağır lekeli olan çamaşırlar ise gerekli işlemler için ayrılmalıdır. Çamaşırların yıkanması belirli aşamalardan oluşur.
Bu aşamalar çalkalama, ön yıkama, ana yıkama, artma, durulama, ara sıkma, yumuşatma, sıkma, açma şeklindedir. Çamaşırların kurutulması ve ütülenmesi, yıkanıp sıkılan çamaşırlar, kırışıklıkların giderilmesi ve iyi bir görünüm verilmesi amacıyla ütülenir. Çamaşırların katlanması ve depolanması, giysi türüne göre çamaşırlar, askılara alınabilir ya da katlanabilir. Müşterilerin isteğine ve çalışanların işlerini kolaylaştıracak şekilde katlanır ve depolanır. Kumaş yapısı. Çamaşır temizliğinde kullanılacak yöntemin belirlenmesinde, çamaşırların kumaş yapısı belirleyicidir. Kaliteli çamaşır olarak değerlendirilmesi için yoğun yıkama ve kullanma döngüsüne daha dayanıklı olmalıdır. Otel işletmelerinde temizleme kolaylığı açısından yatak takımlarının %100 pamuklu ya da pamuk polyester karışımlı, havluların ise %100 pamuklu olması tercih edilir. Restoran takımları ise farklı elyaf türlerinden olabilir. Genellikle beyaz renk kullanılır. Üniforma seçiminde de kolay temizlenme ve ütülenme kolaylığı olan elyaf tercih edilir. Elyaf türleri doğal, yapay, doğal yapay karışımı olmak üzere üçe ayrılır. Doğal elyaflar. Bitkisel, pamuk, keten ve hayvansal kökenli, yün, ipek olarak ikiye ayrılır. Pamuk. Kuruma süresi uzundur. Kiri yüzeyinde tutar. Yıkanmaya ve yüksek sıcaklığa oldukça dayanıklıdır. Yaklaşık ilk 10 yıkamada toplamda %10 civarında çekme yapabilir. Artma işlemine dayanıklıdır. Sulandırılmadan kullanılan artıcılar zarar verir. Alkalilere karşı dayanıklıdır, fakat asitler pamuklulara kolayca zarar verir. Asitli lekeli oluştuğunda en kısa sürede soğuk suyla yıkanmalıdır. Boyalı ise, rengini kolay atmaz. Keten. Emicidir, pamuğa oranla daha çabuk kurur. Esnek değildir, çok çabuk ve fazla miktarda kırışır, ütüsü zordur. Pamuklular kadar tüylü olmadığından daha uzun süre temiz kalır, üzerindeki lekeler kolayca çıkarılır. Üzerindeki kirleri kolay bırakır, yıkanması kolaydır ve elyaf yıkandıkça yumuşar. Ütüsü zordur, elyaf tamamen nemli haldeyken veya buharlı ütüyle ütülenmelidir. Genellikle fazla çekme yapmaz, yıkandıkça yumuşar. Alkalilere karşı oldukça dayanıklıdır, asitlerden zarar görür. Yün. Dayanıksızdır, ıslak haldeyken daha da zayıflar. Oldukça emicidir, yavaş kurur. Esnektir, kolay kırışmaz, yumuşaktır. Kötü cins yün ise sert olur. Çok kolay kir tutmamakla birlikte, kokuyu tutar. Üzerindeki kirler, tamamen temizlenmediği takdirde yünde koku bırakır. Islak haldeyken sıkılmamalıdır. Serilerek kurutulmalıdır. İpek. Pahalı elyaf olduğundan lüksü temsil eder. Yumuşak, esnek, güçlü ve diğer liflerden hafif, bakımı ve temizlenmesi zordur. Kirlendiğinde hemen temizlenmesi gerekir. Ilık su ve çok yumuşak kimyasallarla temizlenir. Yapay, kimyasal, elyaflar. Kimyasal elyaflar, yapılarında kullanılan kimyasal maddeler nedeniyle yüksek sıcaklıklara dayanıksızdır. Renkliler renklerini kolay bırakmaz, kir tutmaz, ancak yağ bazlı lekelerin çıkarılması zor olabilir, hijyen sağlamak açısından elverişlidir. Kimyasal elyaflar selüloz bazlı, viskoz, asetat ve sentetikler, polyester, naylon vs. şeklinde ikiye ayrılır. Doğal yapay karışım elyaflar. Doğal ve yapay lifler, belli oranlarda karıştırılarak elde edilen ekonomik elyaflardır. Su kalitesi. Su elyafı ve kiri yumuşatır, kiri çözer, deterjanı çözer, kiri yüzeyden çıkarır. Su kalitesinin yetersiz olmasının çamaşırlarda önemli hasarlara ve makinelerde kireç birikimine neden olabilir. İyi bir yıkama suyunda bulunması gereken başlıca özellikler şunlardır. Renksiz ve berrak. Kokusuz. Tortusuz. Yumuşak. Bikarbonat sertliği düşük. 0,1 ppm'den fazla demir içermeyen. 0,05 ppm'den fazla mangan içermeyen. pH 7 civarında. Bakteriyolojik açıdan temiz. Yıkama kimyasalları. Çamaşır temizliği temelde kimyasal bir işlem olduğundan, yıkama kimyasallarının türü ve kullanımıyla ilgili bilgiler önemlidir. Deterjanlar, çamaşır yıkamada kullanılan temel maddelerdir. Yağ ve güçlü kir çıkarma özelliği olan temizleyicilerdir. Artıcılar, lekelerin giderilmesi ve genel olarak beyazlatma yapılmak için kullanılır. Artıcılar klorlu ve oksijenli olmak üzere ikiye ayrılır. Yumuşatıcılar, yıkama işlemleri özellikle pamuklu çamaşırların sertleşmesine neden olduğu için çamaşırların yumuşaması,
kayganlaşması ve ütünün kolaylaşması için durulama sırasında çamaşırlara ilave edilir. Yardımcı yıkama maddeleri, ağır kir ve lekelerin giderilmesinde yağ çözücü, alkali güçlendirici, kireç çözücü gibi ilave maddeler kullanılır. Çamaşırhanede verimlilik ve çevre duyarlılığı. Çamaşırhaneler, yüksek oranda elektrik, su gibi enerji ve kimyasal tüketiminin yanı sıra, çalışanların fiziksel gücünü de gerektirir. Verimlilik az kaynak kullanarak en iyi sonuca ulaşmaktır. Çamaşırhane verimliliğinin arttırılması için aydınlatma, ısı ve havalandırma sistemleri düzenlenerek çalışanlara uygun çalışma ortamı oluşturulmalıdır. Çamaşırhanede verimlilik için iyi bir kayıt ve envanter sisteminin olması, günlük olarak temizlenen çamaşırların kaydedilmesi ve envanter sayımlarına gösterilecek özenle iyi bir çamaşırhane kontrolü sağlanmalıdır. Çamaşırhanede kullanılan ekipmanın günlük ve periyodik bakımları yapılmalıdır. Çevre duyarlılığını destekleyici önlemleri şu şekilde sıralayabiliriz: gereksiz kimyasal ve enerji kullanımının önlenmesi, su ve elektrik tüketiminin azaltılması, geri dönüşümlü ambalajların kullanılmasıdır. Değerli öğrenenler, sizler için birçok ders özetini hazırlamaya devam ediyoruz. Kanalımızda hali hazırda 1000'den fazla dersin özetine ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda 500'den fazla soru-cevap videosuna ulaşabiliyorsunuz. Kanalımızın daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için kanalımıza abone olabilirsiniz. Kaliteli içerik üretimine devam edebilmemiz, daha fazla izleyici kitlesine ulaşabilmemiz ile de mümkün olacaktır. İzlediğiniz videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. İçeriğin arkadaşlarınıza da faydalı olacağını düşünüyorsanız lütfen onlarla da paylaşın. Sosyal medya gruplarında ya da hesaplarınızda da paylaşabilirsiniz. Bunlar kanalımıza destek olabileceğiniz en kolay ve ücretsiz yöntemler. Diğer yandan katıl butonuyla ekibimize çay ısmarlayabilirsiniz. İyi çalışmalar ve başarılar dileriz.